tekrar hoş geldiniz diyerek açılışı yapmak istiyorum. Çok değerli konuklarımızla bir arada olacağız. Bugün uluslararası hukuk konusunda tabii yapılan organizasyonlar çok fazla olmuyor. Anadolu Üniversitesi bu konuda daha önce de katkılar sağlamıştı. Yine Gökhan hocamız bu konuda öncülük sergilemişti. Bugün de yine Anadolu Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin müdürü olarak çok değerli Gökhan hocama teşekkür ederek buradan başlıyoruz. Böyle bir organizasyonla bizi bir araya getirdi. Yine Elif Uzun hocamız, Nergiz Emir hocamız, bunlara da çok teşekkür ediyoruz. Bu organizasyonda bizleri bir araya getirme şansını verdikleri için. Uluslararası insancıl hukukla ilgili olarak tabii bizler çok fazla konuşma şansı bulamıyoruz Türkiye'de. Çok fazla bu konuyu ele alan oturumlar düzenlenmiyor. Bugün burada konunun uzmanları bizlere katkı sağlayacak. Bunun için ben de büyük bir mutluluk duyuyorum kendi adıma. Kendi meslektaşlarımla bir arada bu anlamda bulunabilmek benim için çok değerli. Çok fazla sürenizden almadan ben silahlı çatışmalar hukukunun tarafı olan çocukların hukuki statüsünü savaşan mağdurlar kapsamı içerisinde sunmak üzere Hilal Cecenpınar hocamıza sözü veriyorum. Süreniz 15 dakika hocam. Teşekkür ediyorum. Hocam sesiniz açılmamış. Evet, kusura bakmayın. Teşekkür ederim hocam. Böyle bir imkan sağladığınız için ben de öncelikle teşekkür ederim. Ben Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı'nda doktora öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Bugün süremi aşmadan ümit ediyorum. Kısaca silahlı çatışmaların tarafı olan çocukların hukuk statüsünü kısaca anlatmaya çalışacağım. Sunuma başlamadan önce şu anda hali hazırda hepimizin vicdanlarını rahatsız eden bir husus olması hasebiyle Antonio Guterres'in de ifade ettiği bir söylemi en azından belirtip ondan sonra sunuma geçmek istiyorum. Eğer yeryüzünde bir cehennem varsa o da bugün Gazze'de çocukların yaşadıklarıdır dedi. Ne yazık ki silahlı çatışmalar sırasında çocukların hangi tarafta bulunursa bulunsun mağdur olarak yer aldığı ne yazık ki kaçınılmaz bir gerçektir. Konumuza ilk başta insancıl hukukun ayrım gözetme ilkesi bağlamında bazı bilgilerde bulunduktan sonra çocukların mağdur olduğu kısımlarda yani bir sivil olarak bulunduğu halde daha sonrasında savaşan olarak dahil olurlarsa nasıl bir korumaya sahipler? En son olarak da çocuklar eğer asker olurlarsa bu sefer askeri hedefin konusu olup olamayacaklarına ilişkin en azından bir tartışmayı ortaya koymaya çalışacağım. Sivillerin sonuç itibariyle keyfi olarak yaşamdan mahrum bırakılmaması, sivillerin öldürülmesine veya yaralanmasına dair yasaklar hem uluslararası insancıl hukukta hem uluslararası insan hakları hukukunda yer aldığını şahit oluyoruz. İşte başta cinayettir, sakatlamadır, yine zalimce muamele, işkence olmak üzere çocukların da dahil olduğu bu sivillere yönelik şiddetin yasaklanması silahlı çatışmalar hukukunda evrensel olarak uygulanabilen bir teamül kuralı olarak karşımıza çıkıyor. Yine silahlı çatışma hukukunun temel metinlerinden olan hem Cenevre Sözleşmelerinde hem ek protokollerde yer alan işte ayrım yapma ilkesidir, orantılılık ilkesidir, askeri gereklilik ilkesidir. Bunların yine teamül kuralları olarak karşımıza çıktığını, bu kuralların hem uluslararası silahlı çatışmalarda hem uluslararası olmayan silahlı çatışmalarda uygulandığını söylememiz gerekiyor. Ayrım ilkesi bağlamında çatışan tarafların her zaman siviller ve savaşçılar arasında ayrım yapmasını, saldırıların sivillere yönelik olmamasını gerektiriyor. İnsancıl hukuk hali hazırda zaten silahlı çatışmalarda askeri gereklilikler ile insani gereklilikler arasında denge kurmaya çalışan ve çatışmaların etki ve zararını minimize etmeye çalışmaktadır. Söz konusu ilke uyarınca yine silahlı çatışmalardan çatışmaya katılmamış ya da katılmayacak durumda olanlar korunmaya çalışılmakta. İnsancıl hukukta bu yüzden kişiler kategorize edilmekte. Kişi o yüzden ya sivildir ya da savaşçıdır. Kişinin bu belirlenen statüsüne göre de uygulanacak kurallar ve belirlenen koruma kalkanı buna göre değişecektir.
Silahlı çatışmaya katılmadan önce insancıl hukukun koruma altına aldığı kişi gruplarının başında çocuklar gelmekte. Silahlı çatışmaya katıldıktan sonra ise maalesef bazen gönüllü olarak bazen zorlayıcı biçimde de olsa savaşçı olarak ya da bunun akabinde de askeri hedef olarak nitelendirilmeyeceği ise bu açıdan maalesef tartışmalıdır. Öncelikle o yüzden belki kısaca sivil ve savaşan ayrımının ortaya konulup daha sonrasında çocuklar üzerinde meseleye değinmek faydalı olacaktır. Cenevre Sözleşmeleri ortak üçüncü madde uyarınca silahlı çatışmaya doğrudan katılmayan, silahlarını terk eden veyahut hastalık, yaralanma ya da bir başka sebeple çatışma dışı kalanların sivil olarak nitelendireceğini kabul ediyoruz. Silahlı çatışmaya katılma hakkı söz konusu sivillerin bulunmadığı gibi sözleşmenin sağladığı sivil korumadan yararlanacaktırlar. Siviller için sağlanan bir koruma kapsamı vardır fakat bazı gruplar için daha özel nitelikli koruma alanları belirlenmiştir. İşte yabancılar, mülteciler, kadınlar, yaralılar, hastalılar gibi sivil gruplar belirlenmiştir. Bunların üzerinde duracağımız grup ise çocuklardır. Çocuklar ne yazık ki savaştan en çok etkilenen grup olarak uluslararası teşkilatlar tarafından ortaya konulan raporlarla da ne yazık ki ortaya konmuştur. Son 10 yıldaki çatışmalar sonucunda 2 milyon çocuğun hayatını kaybettiğini, 5 milyona yakın çocuğun sakat kaldığını, yaralandığını, 20 milyon çocuğun ise evinden olduğu ne yazık ki istatistikli verilerle kayıt altına alınmıştır. Özel olarak korumaya muhtaç bu çocuklar için uluslararası hukukun sağladığı birçok koruma vardır. İnsancıl hukukta da buna ilişkin birçok hükme rastlıyoruz. Özellikle Cenevre Sözleşmenin dördüncüsü ve ek protokollerde çocuklar genel olmakla beraber özel korumaların yer aldığını, bunları uzun uzun değinmeyeceğim ama en azından bazılarını söylemiş olalım. Silahlı çatışmalar bu bağlamında çocukların eğitimlerine devam edilmesi, inançlarına, özgürlüklerine saygı duyulması, işgalci devlet bulunuyorsa eğer çocukların eğitimine, hizmetinin sağlanmaya devam edilmesi, yine güvenlikleri sebebiyle çatışma bölgesinden tahliye edilmesi gibi kurallar mevcuttur. Bunlarla beraber eğer tutuklanırlarsa ya da gözaltına alınırlarsa yaşlarına uygun muamelenin yapılması, ailelerinden ayrılmaması, yine gözaltında ya da tutukluluk halinde dahi eğitimlerine devam edilmesi, oyun oynayacakları alanların kurulması gereklidir. Fakat tabii bunlardan her biri yaşam hakkını etkilediği için en mühim olarak karşımıza çocukların askeri bir hedefin konusu olmaması durumu geliyor. Aksi halde zaten insancıl hukuk kurallarının ihlali olarak karşımıza çıkacaktır. Fakat ne yazık ki çocukların sadece silahlı çatışmalarda sivil olarak yer almadığı ne yazık ki bir gerçektir. Bazen de savaşan olarak yer almaktadır. Devletlerin ve örgütler işte savaş alanında rahatça kullanılmaları, yine kolay manipüle edilmeleri, daha az şüphe çekmeleri gibi birçok sebeple çocukları silahlı çatışmalarda savaşan olarak maalesef tercih etmektedirler. Dünya üzerinde şu anda hali hazırda 500 bine yakın çocuğun silahlı çatışmalarda yer aldığı tahmin ediliyor. Bu çocuklar bazen zorla kaçırılarak silahlı gruplara dahil ediliyorlar. Bazen kaybettikleri ailelerin intikamını almak için, bazen yoksulluk gibi nedenlerle maalesef çaresiz kaldıkları için silahlı çatışmalarda yer aldıklarına şahit oluyoruz. Yine bu kişiler silahlı çatışmalarda savaşçı olmanın yanı sıra aşçı, casus, hatta bazen maalesef seks kölesi olarak dahi kullanılıyorlar. Hatta daha elimi olarak Birleşmiş Milletler raporlarında özellikle terör eylemlerinde intihar bombacısı olarak 8-9 yaşındaki çocukların kullanıldığını maalesef raporlamış durumdayız. Söz konusu çocukların yine rolü ne olursa olsun ne yazık ki hem şahit oldukları şiddet hem yaşadıkları şiddet sebebiyle mağdur olmaktadırlar. Bu açıdan da yine 2019 yılında Uluslararası Kızıl Haç Komisyonu çocuklar asker değildir diye bir kampanya başlatmıştır. Söz konusu kampanyaya da çocukların silahlı çatışmalardan uzak tutulmasına yönelik eylem planları oluşturulmuş. Daha sonrasında rehabilite edilmeleri için bir raporlar, yol haritaları oluşturulmuş. Bunda hem farkındalığın artırılması hem de devletlerin ulusal yasalarında çocuk askerliğinin yasaklanması, askerliğe alım yaşının yükseltilmesini teşvik edilmeye sağlanmaya çalışılmıştır. Bu ulusal düzenlemelerin yanında birçok uluslararası metinde de çocuk askerliğe ilişkin düzenlemeler bulunmaktadır. Kısaca bunlara değinecek olursak, öncelikle herhangi bir silahlı kuvvet ya da silahlı grupla ilişkili olarak savaşçı, işte
aşçı, hamal, casus ya da seks işçisi gibi görevlerde bulunan 18 yaş altındaki herkes çocuk askeri olarak adlandırılmaktadır. Fakat ne yazık ki uluslararası düzenlemelerde 18 yaştan ziyade genellikle 15 yaşının zorunlu askerlik için yasaklandığını, 15-18 yaş aralığının genel itibariyle gönüllü olarak askerliğe alımının genellikle uygun görüldüğünü söyleyebilirim. Bu bağlamda İKKE düzenlemenin çocuk askerleriyle ilişkin Cenevre Sözleşmesi'nin ek bir protokolde rastlıyoruz. Buna göre çatışma tarafları 15 yaşına ulaşmamış çocukların düşmanca davranışlara doğrudan katılmamaları için gerekli her türlü önlemi alacaklardır ve özellikle bu çocuklar silahlı kuvvetlerde görev almalarından sakınacaklardır. 15 yaşını dolduran, 18 yaşını doldurmayan kişiler ise askerde görevlendirmeleri için bir daha yaşı büyük olanların tercih edileceği hüküm altına alındığını söyleyebiliriz. Söz konusu hükümde bu yüzden 15 yaşının altındaki çocukların askere alımı tamamen düzenlenmiş, yasaklanması gerektiği ifade edilmiş olsa da 15-18 yaş arasındakilerin askere alınmamasına yönelik bir ibare bulunmamaktadır. Yine aynı hüküm uyarınca 15 yaşına ulaşmamış çocuklar eğer söz konusu silahlı çatışmalara, düşmanca davranışlara doğrudan katılırlarsa, karşı tarafın gücü altına girerlerse bu sefer savaş esiri olarak nitelendirilmesin. Yine söz konusu özel korumadan yararlanmaya devam edeceklerini, o sivil olarak onlara sağlanan korumayı devam ettirdiklerini, o kalkan altında kalacakları kabul ediliyor. İkinci nolu protokolde de yine uluslararası olmayan silahlı çalışmalara uygulanan ikinci protokolde yine aynı şekilde hükümler geçerlidir. Aynı hükümlerin düzenlendiğini görüyoruz. 15 yaşının üzerindeki 15 yaşın altındaki çocukların askere alınmaması 15-18 yaşının ise gönüllü olarak kabul edildiğini söylememiz gerekiyor. Yine daha sonrasında çocuk haklarına dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi 1989 tarihli ek bir protokolle aslında aynı hükümleri içeriyor. Herhangi bir yeni bir gelişme, yeni bir katkının sağlanmadığına ne yazık ki şahit oluyoruz. Yine söz konusu uluslararası camia, söz konusu yaşın 18'e çıkarılmasına ilişkin bazı baskılar uygulamış olsa da Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne bu girmemiş. Yine 15 yaşında küçükler için zorunlu askerin alınması yasaklanmış. 15-18 yaş aralığında bunun gönüllü olarak katılabileceği kabul edilmiştir. Fakat daha sonrasında olumlu bir gelişme olarak çocuk haklarına dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne ek çocukların silahlı çatışmalarda dahil olmamaları ile ilgili ihtiyari protokolde 2002 yılında yürürlüğe girmiştir söz konusu protokol. Çocuk askerler konusunda önemli hükümler içermektedir. Ve böylelikle uluslararası insan hakları hukuku çatışmalara doğrudan katılım için kabul edilebilir askeri yaşı daha da güçlendirilmiş ve 18 yaşına çıkarttığını söylemiş olabiliriz. Söz konusu protokolün ikinci maddesi uyarınca taraf devletler 18 yaşına erişmemiş kişilerin silahlı kuvvetlere zorunlu olarak alınmasını yasaklayacaktır. Böylelikle zorunlu askerlik yaşının en azından minimum 18 yaş olması düzenlenmiş olduğunu söylememiz gerekiyor. 18 yaş altındaki kişiler için fakat 15-18 yaş için yine hali hazırda gönüllü olarak katılımında herhangi bir yasaklanmanın getirilmediğini söylüyoruz. Fakat bu yasaklanma getirilmemiş olsa da yine kişilerin gönüllü katılımı için belirli düzenlemeler getirilmiştir. Kişilerin illaki gerçekten gönüllü olduğunun tespiti gerekmektedir. İlgili kişinin anasının babasının yasal koruyucularının rızasının alınması gerekmektedir. Yine kişiler aydınlatılmış olması gerekmekte ve böylelikle en azından gönüllü askerlik mefhumu da biraz daha zorlaştırılmış olduğunu söyleyebiliriz. Bununla beraber söz konusu maddenin özellikle yorumlarında en önemli olarak karşımıza çıkan hem silahlı çünkü çocuk haklarına dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ndeki düzenleme sadece uluslararası silahlı çatışmalarda geçerliyken ek protokolle bunun hem uluslararası silahlı çatışmalarda hem uluslararası silahlı çatışmalarda uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Bu da yine önemli bir gelişme olarak karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. Yine söz konusu madde devletlerin bunu korumak için her türlü önlemi alması gerektiğini düzenlediğini söylememiz gerekiyor. Bir diğer düzenleme olarak karşımıza şimdiye kadar irdelemiş olduğumuz kurallara aykırılık Roma statüsüyle böylelikle uluslararası suçlar kapsamına alınmış.
Böylelikle genellikle tavsiye edici nitelikte ibarelerin yer aldığı işte alınmamalıdır, yasaklanmalıdır gibi ifadeler böylelikle bir müeyyideye bağlanmıştır ve hem uluslararası hem uluslararası olmayan silahlı çatışmalarda çocukların kullanımı asker olarak göreve alınmaları savaş suçu olarak nitelendirilmiştir. 8. maddede düzenlendiği üzere 15 yaşından küçük çocukların silahlı kuvvetlere yazılması, bunların kullanılması, zorla askere alınması ve yine silahlı çatışmalarda kullanılması savaş suçu olarak nitelendirilmiştir. Fakat burada yine ne yazık ki 18 yaşına bu sınır çıkarılmamış, yine 15 yaşında kalmıştır. Buna ilişkin hem Sierra Leone'da hem Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde kararların olduğunu, çocuk askerleri kullananların bu konuda hapis cezası ile cezalandırıldığını şahit oluyoruz. Hem Sierra Leone'da hem Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde bununla beraber bunun bir artık teamül kuralına dönüştüğünü, söz konusu çocukların eğer asker olarak kullanılması halinde bunun bir savaş suçu olduğunu, teamüle dönüştüğünün kabulü sağlandığını söyleyebiliriz. Son olarak ümit ediyorum süremi aşmadan toparlayacak olursam. Çocuk askerlerin askeri hedef olup olmaması meselesi durumu. Başta da belirttiğim üzere silahlı çatışmaya katılmayan hiç kimse askeri hedef zaten olamaz insancılık kuralları doğrultusunda. Ancak silahlı çatışmalara katılan kişilerin ister savaşçı olsun ister düşmanca davranışlara doğrudan katılan olsun askeri hedef olması hukuka uygun durumdadır. Uluslararası insancıl hukuk açısından çocuk askerlerinin kullanımı yasaklanmış olsa da bunların hedef olup olmayacağına ilişkin ne yazık ki insancıl hukukta herhangi bir hüküm mevcut değildir. Bu durumda çocukların askeri hedef olması durumu genel insancıl hukuk kurallarında yer alan ayrım, gözetme ve orantılık ilkesi çerçevesinde ele alınmalı ve askeri hedef olmalarının herhangi bir şekilde yasaklanmadığını söylememiz gerekiyor. Fakat silahlı çatışmaya katıldıkları halde askeri hedef olabilirler. Fakat eğer yaşarlar, ölmezlerse, düşman eline geçerlerse sahip oldukları sivil korumadan yararlanma kapsamına giriyorlar. Burada ne yazık ki bir nüans farkının bulunduğunu söylemem gerekiyor. Çocukların sonuç itibariyle kavrama yeteneklerinin zayıflığı da göz önünde tutularak çocukların askerlerin, çocuk askerlerin yetişkin askerlere göre daha kapsayıcı bir korumaya muhtaç olduğu sonuç itibariyle açık. Maalesef insancıl hukuk açısından bu hususun düzenlenme yapılması gerektiğini de söylemem gerekiyor. Fakat söz konusu düzenleme yapılırken yine hem insani mülahazalar hem de askeri gereklilik ilkesinin göz önünde tutulması gerekiyor. Sonuç itibariyle askeri gereklilik ilkesi uyarınca savaşta dahi savaşan bir tarafın düşmanını yaralama hakkının sınırsız olmadığını, gereksiz yaralanmaların ya da gereksiz ıstırabın yasaklandığına şahit oluyoruz. Genel anlamda bu uluslararası insancıl hukuka göre yasal olan yaralama ya da mağduriyetin askeri bir hedefe ulaşmak için gerekli olanla sınırlı olması gerektiğini düzenliyoruz. Bu sebeple de çocuk askerlerin hedef olması hususunda askeri gereklilik ilkesinin daha sıkı veya belki daha yüksek bir eşikten uygulanması gerektiğini söyleyebiliriz. Fakat bir diğer taraftan da son olarak söylemem gerektiği üzere evet, çocukların hedef olmaması gerektiğini söylememiz gerekiyor. Fakat çocuklar eğer askerliğe hedef olmaması sıkı kurallara bağlanırsa bu durumda da çatışan grupların bunları kalkan olarak kullanma ihtimali gözden kaçmaması gerekiyor. O yüzden bunların ikisinin arasında bir denge kurularak çocukların sadece biraz daha sıkı koruma altına alınarak diğer çatışan gruplarında haklarının ihlal edilmeyeceği bir düzenlemenin yapılması gerektiğini kısaca ifade etmiş olayım. Ümit ediyorum süremi çok aşmamışımdır. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hocam biz çok teşekkür ederiz. Bu konuyu ilk kez dinleyen birisinin bile ana hatlarıyla çok net bir şekilde anlayabileceği güzel bir sunum oldu. Ağzınıza sağlık. Son derece tatmin ediciydi. Bütün yönlerini ortaya koymaya çalıştınız. Gerçekten hepimizin içinde kanayan bir yara ama bu işin de bir gerçeği ve devam edeceği de öngörülüyor. Onun için sadece engelleyici değil ama bu gerçeğin içerisinde bunların statüsünü ayrıca koruyacak bir düzenlemenin de yer alması mutlaka bir gereklilik olarak karşımıza çıkıyor. Engelleyemediğimiz zaman ne yapacağız? Bunun da bilinmesi gerekiyor. Uluslararası hukukun hemen hemen her alanında olduğu gibi burada da ciddi bir boşlukla karşı karşıyayız. Ben kendi adıma çok teşekkür ederim. Eminim dinleyen herkes de çok severek dinlemiştir. Teşekkür ederiz tekrar. Ağzınıza sağlık hocam. Şimdi
Bir sonraki sunumumuzda silahlı çatışmalarda kültürel varlıkların korunması konusu. Benim de çok ilgimi çeken, çok böyle merak ettiğim konulardan birisidir. Eminim Gökhan Hocam'ın da çok ilgisini çeken konulardan birisidir. Önemli bir konu. Neslihan Kerim Güner Hocamız, doktor öğretim üyesi. Neslihan Özkerim Güner Hocamız bize katkı sağlayacak burada sunumuyla. Hocam süreniz 15 dakika. Buyurun. Merhaba, ben öncelikle herkese teşekkür etmek istiyorum. Başta Gökhan Hoca olmak üzere Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Nergis Hoca, Elif Hoca ve size tabii ki katkılarınızdan dolayı. Hilal Hoca'nın da sunumu çok güzeldi, tebrik ediyorum kendisini. Şimdi benim konum silahlı çatışmalarda kültürel varlıkların korunması. Almahçe kararı özelinde inceleyeceğim bunu. Sunumun içeriğinde çok kısa bir şekilde uluslararası hukukta kültürel varlıkların korunması ve uluslararası yargılamada kültürel varlıkların korunmasından bahsedeceğim. Daha sonra Almahdi kararının özetinden ve Roma statüsünün 8. maddesinin fıkrasının 4. bendindeki savaş suçunun unsurlarından ve diğer suç kategorileri bakımından da çok kısa bir şekilde değerleneceğim. Süremi aşmamaya dikkat edeceğim. Şimdi silah çatışmalarda kültürel varlıkların korunması konusundaki kurallar Antik Yunan dönemine kadar dayanıyor. Bunlar her ne kadar 20. yüzyılda uluslararası sözleşmelerde düzenlenmiş olsalar da uluslararası örf adet hukuku kuralı olarak kabul ediliyorlar. Çünkü milattan önceki dönemlerden itibaren silah çatışmalarda kültürel varlıklara zarar verilmemesi gerektiği dillendirilmiş. Ancak Orta Çağ kadar, Orta Çağ dönemi dahil o döneme kadar genellikle dini yapılara zarar verilmemesi şeklindeydi. 18. yüzyıldan sonra artık kamu malları ile özel mallar arasında bir ayrım yapılması gerektiği ve savaşa katkısı olmayan zararların verilmemesi gerektiği yönünde düşünceler öne çıkmaya başlıyor. 19. yüzyılda ise artık daha çok uluslararası belgelerde, bildirgelerde, kongrelerde bu husus dillendirilmeye başlanıyor. Hatta bununla ilgili Liber Kanunu 1880 Kara Savaşı Hukuku ve Gerekleri Taslak maddelerinde de yer veriliyor. Ancak bunlar bir sözleşme altında düzenlenemiyor. Ancak bunlar bu demek değildir ki bu çalışmalar önemsiz. Hayır, bunlar zaten uluslararası örf adet hukuku kuralı olmasına katkıda bulunmuş ve bugün geçerli olan uluslararası sözleşmelerin temelini oluşturmakta. İlk olarak 1899 ve 1907 Lahey sözleşmelerinde ele alınıyor ve 1954 Lahey silahlı çatışmalarda kültür varlıkların korunması sözleşmesinde özel olarak bu husus düzenleniyor. Yine 1945 Çenevre Sözleşmelerine ek 1977 protokolü ve 1954 Lahey Sözleşmesine ek 1999 tarihli protokollerde de yer alıyor silahlı çatışmalarda kültürel varlıkların korunması hususu. Daha sonrasında ise yine uluslararası ceza, yani çok kısaca geçiyorum süremi aşmamak için, tam metinde ayrıntılı olarak yer vereceğim. Uluslararası ceza yargılamalarında kültürel varlıkların korunmasına kısaca değinmek istiyorum. Bu uluslararası alandaki düzenlemeler tabii ki uluslararası ceza yargılamalarına da etkiliyor ve Nürnberg statüsünde 1907 Lahey Sözleşmesi'ndeki kuralların örf adet hukuku kuralı olarak kabul edildiği ve buna bağlı olunacağı belirtiliyor. Eichler Rosenberg kararında da diğer başkaca işlenen suçlarla birlikte kütüphanelere verilen ve buradaki belgelerin yakılmasıyla zarar verilmesinden de ceza veriliyor. Ve bütün diğer suçlarla birlikte idam cezası verilip infaz ediliyor. Yine eski Yugoslavya Ceza Mahkemesi statüsünün 3. maddesinin D bendinde de kültürel varlıklara verilen askeri gereklilik olmadan silahlı çatışmalarda kültürel varlıklara verilen suçların savaş suçu olarak kabul ediliyor. Ve eski Dubrovnik şehri ve Mostar Köprüsü ile ilgili yargılamalarda çıkıyor bu husus. Eski Dubrovnik şehirle ilgili yapılan yargılamada askeri gereklilik olmaması nedeniyle mahkumiyet kararı veriliyor. Ancak Mostar Köprüsü kararında bir askeri gereklilik olduğu kabul edilerek 3D bendinden 3. maddenin D fıkrasından
mahkumiyet kararı verilmiyor. Aynı eski Yugoslavya ceza mahkemesi statüsündeki düzenleme Ruanda mahkemesi statüsünde de yer alıyor. Ancak bu hususta bir yargılama yapılmıyor. Şimdi asıl konumuz, yani böyle kısa bir tarihçe verdikten sonra kendi konuma dönecek olursam, Al-Mahdi kararında 2012 yılında Mali'de bir iç savaş yaşanıyor. El-Kaide'ye bağlı Ensari örgütü var. Bu örgütün amacı bir şeriat hukukunun uygulanmasını sağlamak bölgede. Bu örgütün içinde de Hembah denen bir yapılanma var. Daha böyle düşünsel aşamada bir yapı. Bir organizasyon sanırım ve bunun lideri de Al-Mahdi, bir cami imamı, Kur'an bilgisi çok yüksek olan ve bu konuda danışılan bir kişi. Hatta cuma namazlarını yönetiyor. Timbuktu'da da belli ibadethaneler, mozeler, camiler var. Bunlar hatta UNESCO kültür mirası listesindeler. En son yapılan işte oylamalarda dünyanın yeni 7 harikası içerisinde de finale kalmış eserler. Ancak Al-Mahdi'ye yapılan iç savaş sırasında soruluyor, bu ibadethanelere zarar verilebilir mi, İslam dinine aykırı mı diye. Önce kendisi bunu İslam dinin yerel halkın tepkisini almamak için buna engel oluyor, ama daha sonra da kendisi bizzat cuma hutbesinde bu ibadethanelerin işte İslam dinine aykırı olduğunu, günah olduğunu, buralara gidip ibadet etmenin, bu yüzden de yani yıkılması gerektiğini söylüyor. Bizzat kendisi hem yıkılmalarda yer alıyor, hem de diğer yıkılmasında yer almadığı mozelelerin de alet, silah vesaire yardımında bulunuyor. 2015 yılında da Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne savcı tarafından açılan davada işte tutuklanarak mahkemeye getiriliyor. 2016 yılında çok kısa bir yargılama yapılıyor, 2-3 duruşmalık, ve mahkumiyet kararı veriliyor. Zaten duruşmalar sırasında kendisi suçunu kabul ediyor ve mahkemeyle uzlaşıyor, bir anlaşma yapıyor. 2017 yılında da reparation order diye yeni bir karar veriliyor, onarıcı adaletin sağlanması için. Şimdi buradan devam edecek olursak, ben bu sunumda hem süremiz de kısıtlı olduğu için 8. maddenin ev fıkrasının 4. bendi nasıl unsurlarından bahsedeceğim, nasıl uygulanan, burada nasıl ceza verilen. Bunun için 4 unsurun bulunması gerekiyor. Birincisi askeri gerekliliğin olmaması, ikincisi uluslararası olmayan silahlı çatışma olması, üçüncüsü kültürel varlıkların zarar görmesi, dördüncüsü de suçun sonuçlarının sanık tarafından biliniyor olması. Askeri gereklilik dediğimiz şey aslında savaş suçu sayılan eylemlerde hukuka uygunluk nedeni olarak kabul ediliyor. Amacı savaş sonrası dönemler için barışın en azından bir olasılık olarak yolunu açmaktır. Bu kurala göre düşmanın zayıflatılması ve kontrol altına alınması için gerekli olan kuvvetten daha fazlasının kullanılmaması gerekiyor. Uluslararası olmayan silahlı çatışma hususu da ilk kez 1949 Cenevre Sözleşmesi'nin 3. maddesinde düzenleniyor. Ancak Cenevre Sözleşmeleri daha çok mağdurun nasıl korunacağıyla ilgili düzenlemeler yapıyor. 1954 Cenevre Sözleşmesi, Lahey Sözleşmesi'nde de yer alıyor uluslararası olmayan silahlı çatışmalar kavramı. Ancak ilk 1977 tarihli ek 2 protokolde bunun tanımına ayrıntı olarak yer veriliyor. Buna göre hükümet ile baş kaldıran örgütlenmiş güç arasında bir çatışma olmalı. Çatışma belli bir yoğunluğa ulaşmalı, askeri örgütlenme biçimi olmalıdır. 1949 Cenevre Sözleşmesi'nin aksine çatışmanın ne şekilde yürütüleceğine ilişkin kuralları belirliyor. Bir diğer unsur ise kültürel varlık. Kültürel varlığın ne olduğu yani tanımı 1954 Lahey Sözleşmesi'nde, 1970 UNESCO Sözleşmesi'nde ve 1978 UNESCO'nun tavsiye kararı ve 1985 Avrupa Kültür Varlıkları Sözleşmelerinde belirtiliyor. Yine 1972 UNESCO Kültür ve Doğal Varlık Miras Sözleşmelerinin 1. maddesinde de kültürel varlık kavramı ile ilişkili olan kültürel miras kavramı da tanımı yapılıyor. Bunun için bir dizi ölçüt belirleniyor. Zaten bu Timbuktu'da var olan eserler birçoğu kültürel miras listesinde yer almakta. Son olarak da bir suçun sanığa isnat edilmesi için sanığın eylemlerinin bulunması ve manevi unsur olarak da mensreyanın oluşması gerekiyor. Sanığın eylemlerinin
Eylemleri Roma Statüsü'nün 25. maddesinde belirlenmiş. Buna göre sanığın bizzat suçu işlemesi ya da suçun müşterek işlenmesi, böyle bir suçun işlenmesi için emir talimat verilmesi, ikna çabalarının olması, suçun işlenmesi için kışkırtma, yardım, araç temin edilmesi olması gerekiyor. Almahdi'nin eylemlerine baktığımız zaman aslında 25. maddedeki bütün eylemleri karşıladığını söyleyebiliriz. Zaten kendisi de bunları kabul ediyor. Mens rea dediğimiz o manevi unsur da 30. maddede belirtilmiş. Buna göre bireylerin uluslararası hukuka aykırı bir suçtan cezalandırmaları için eylemin sonuçlarını bilerek hareket etmeleri gerekiyor. Zaten Cuma hutbesinde vermiş olduğu konuşmaya bakacak olursak orada da UNESCO kültür mirasında yer alsa bile İslam dinine aykırı olan bu mozarelerin yıkılması gerektiğini açıkça ifade ettiği için kendisi de işlediği suçun farkında ve sonuçlarını bilerek hareket ediyor. Şimdi buraya kadar aslında 8. madde, yani yargılamanda 8. maddedeki suçun unsurlarından bahsetmek istedim ceza verilenin. Bu dava ilk defa kültürel varlıklara, sadece ve sadece kültürel varlıklar özelinde bir yargılama yapılması, böyle bir ceza verilmesi bakımından önemli. Ancak davanı önemli kılan bir diğer husus ise 2017 yılında verilen reparation order kararı. Bu da statünün 75. maddesine dayanarak veriliyor. Mağdurların zararını karşılanmak için bir tazminata hükmedilmesi gerektiği ve tazminata hükmedilmesi durumunda da eğer sanığın bunu ödeyecek gücü yoksa bunun 79. maddeyle kurulan güven fonu aracılığıyla ödenmesi gerektiği belirtiliyor. Onarıcı adalet aslında sadece sanığın ceza alması bakımından değil, aynı zamanda yargılama sonucunda mağdurların gerçekten zararlarının giderilmesi ve bir bakıma halkın da huzurunun sağlanması için önemli. Bu husus Birleşmiş Milletler Onarıcı Adalet Programı'na ilişkin el kitabında ne şekilde uygulanacağına dair ayrıntılı olarak açıklanıyor. Ceza mahkemesinde de bu aslında el kitabındaki hususlara dikkat edilerek bir karar veriliyor. Buradaki en önemli hususlardan biri mağdurun kim olduğunun belirlenmesi. Burada üç tip mağdur belirleniyor. Mozarelleri korumayla hayatını geçindiren bireyler, çünkü bu kişiler hem maddi olarak hem manevi olarak zarar görmüş durumdalar. İkincisi Timbuktu halkı için hem kökleri, yani İslam dinine dinine inananların ibadethaneleri olması hem de halkın köklerin olarak kabul edildiği için bir manevi yıkım olması nedeniyle Timbuktu halkını temsilen de Mali devletine sembolik olarak bir tazminat veriliyor. Diğeri de bu Timbuktu'daki mozarelerin kültür mirası kabul edilmesi nedeniyle uluslararası toplumun da zarar gördüğü kabul edilerek UNESCO mağdur olarak kabul ediliyor ve ona da yine sembolik bir tazminat veriliyor. Bir diğer husus burada öne çıkan bireylerin zararlarının karşılanması için güven fonuna öncelikle bireylerin zararlarının ödenmesi konusunda mahkemenin tavsiyede bulunması. Bunun bir an önce karşılanması için de Hollanda Devleti tarafından yüklü miktarda bir bağış yapılıyor ve öncelikle bireylerin, mozarelerin korunmasıyla hayatını geçindiren kişilerin zararlarının ödenmesi yoluna gidiliyor. Bu onarıcı adalette en önemli hususlardan bir diğeri de tekrarlanmama yükümü. Almahdi kendi yapmış olduğu anlaşmada ve vermiş olduğu ifadelerinde pişmanlığını dile getiriyor. Bununla ilgili Timbuktu halkından özür diliyor. Bunlar da onarıcı adalet içerisinde olması gereken önemli hususlar ama bir diğer tekrarlanmama yükümlülüğünün ne şekilde ortaya konacağı da önemli. Çünkü sadece almak değil, benzer bir yapılanma tarafından tekrar böyle bir hedef olabilir mozaleler. Bununla ilgili de UNESCO'nun Mali ordusu güvenliği, yerel ve ulusal polisle iletişime geçip bir eğitim vermesi gerektiği konusunda bir planlama yapılıyor. Bunun dışında ben bir de kültürel varlıkların yok edilmesinin diğer suç kategorileri bakımından değerlendirilmesine çok kısaca değineceğim.
insanlığa karşı suçların K-bendi burada bu arada onu yazmamışım. K-bendinde de belirtiliyor. Kasıtlı olarak ciddi ıstıraplara ya da bedensel veya zihinsel veya fiziksel sağlıkla ciddi hasara neden olan benzer nitelikteki diğer insanlık dışındaki eylemlerde insanlığa karşı suç olarak kabul ediliyor. İnsanlığa karşı suçları diğer uluslararası suçlardan ayıran temel özellikle silahlı bir çatışmanın varlığının aranmaması. Eğer burada yani bunu sadece bir yorum olarak söylüyorum. Bir uluslararası ya da uluslararası olmayan silahlı çatışma niteliği verilmese dahi kasıtlı olarak bu mozeleleri sırf insanlara psikolojik zarar verme amaçlı bir saldırı düzenleniyorsa bunda insanlığa karşı suç olarak değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Bir diğer husus da kültürel soykırım. Şimdi soykırım suçu suçların suçu olarak kabul edilen çok ciddi bir suç. Ancak suçun genişletilmesi, suçun çerçevesinin genişletilmesi birçok devlet tarafından kabul görmeyeceği için şimdilik kültürel soykırım hususundan bahsedilmiyor. Ancak uluslararası hukukta da birçok yazar tarafından eğer sırf etnik, dini, milli, ırksal gruba zarar vermek, bu grubu yok etme amacıyla kültür varlıklarına varlıkları hedef alınıyorsa burada bir kültürel soykırımdan bahsedilebileceği belirtiliyor. Bu da belki ilerleyen dönemlerde 50 yıl sonra, 100 yıl sonra değerlendirilebilir bu kültürel soykırım hususu. Umarım süremi aşmamışımdır. Çok hızlı konuştum. Anlaşılmıştır umarım süre riayet etmek için. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Evet Neslihan Hocam çok teşekkür ederiz. Dediğim gibi konuşmanıza başlamadan önce de benim böyle çok fazla vakit ayırıp derinliğe inemediğim ama merak ettiğim konulardan biriydi. Bana gerçekten böyle rehber olabilecek temel hususlar üzerinde çok güzel durdu bu sunum. Çok teşekkür ediyorum. Sizin de ağzınıza sağlık. Tatmin edici bir sunum olduğunu düşünüyorum kendi adıma da. Şimdi yine vakit kaybetmeden ben bir sonraki konuşmamıza silahlı Birleşmiş Milletler'in sorumluluğu çerçevesinde barış gücü askerlerinin cinsel sömürü ve istismar suçları başlığıyla doktor öğretim üyesi Ali Kerem Kayhan hocamızın sunumuna geçmek istiyorum. Hocam buyurun, sizin de süreniz 15 dakika. Merhaba, teşekkür ederim başkanım, sayın hocalarım, değerli dinleyiciler. Benim de bugün bahsedeceğim konu gene insancıl hukukun can sıkıcı meselelerinden bir tanesi maalesef. Bundan dolayı hani bütün aslında insancıl hukukta karşılaştığımız her şey aslında Hilal hocamızın da sunumunda bahsettiği gibi çocuk askerler gibi can sıkıcı hususlar. Ondan dolayı biraz bahsedeceklerimden dolayı üzgünüm ama bunlardan da bahsetmemiz, konuşmamız gerekiyor ki durumun vahametini anlayalım. Ben de bugün Birleşmiş Milletler'in sorumluluğu çerçevesinde barış gücü askerlerinin cinsel sömürü ve saldırı suçlarından bahsedeceğim. Benim tebliğ konum bu. Bu konuyu öncelikle neden seçtiğimden ve konunun öneminden biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü barış gücü daha çok yaptıkları ve yapamadıklarıyla ya da yapmadıklarıyla bilinen bir organizasyon. Özellikle Ruanda ve Bosna'daki yaşananlar belirli. Ama bunun dışında biraz arka planda kalan ama oldukça aslında vahim olan bu barış gücü askerlerinin ki bunların yetkisi yani genelde insani sorunların yaşandığı bölgelerde işte sınır güvenliği olsun, sivillerin korunması olsun gibi önemli bir vazife yürüten bu kişilerin görevlerini çok büyük bir istismar ederek buradaki sivil halka yönelik işlediği ağır suçlar. Ben bu suçlar aslında farklı suçlar da işliyorlar. Bunların kara borsacılık, insan ticareti gibi suçların da işlendiğine ilişkin verilere ulaştım. Ancak cinsel sömürü ve istismar en yaygın olarak işlenen suçlardan bir tanesi. Ondan dolayı bu konuda sizlere biraz bilgi vermek istiyorum. Sunum şemasını bir size belirtmem gerekirse öncelikli olarak bir barış gücünden çok kısaca bahsedeceğim. Yani vaktimi onunla almak istemiyorum. Daha sonra bu hususta bir devamında cinsel sömürü ve istismar suçlarına ilişkin vakalardan, örnek vakalardan bahsedeceğim. Barış gücünün misyonlarında neler yaşanmış. Daha sonra ise Birleşmiş Milletler'in buradaki sorumluluğu nedir? Birleşmiş Milletler ne yapmış, ne yapamamış? Buradaki sorumluluk nasıl atfedilmiş Birleşmiş Milletler'e? Ondan bahsedeceğim ve sonuç kısmıyla sonlandırmaya çalışacağım.
Öncelikli olarak barış gücünden çok kısaca bahsetmem gerekirse burada askeri birliklerden bahsediyoruz. Ben konuyu asker personel üzerinden tuttum. Asker dışında personeller de mevcut. Ancak askerler bu suçları daha fazla işleyen kesim olduğu için konuyu da kısıtlamak amacıyla askerlerden sadece bahsedeceğim. Bu askerler gönüllü birliklerden oluşuyor. Bu gönüllü birlikleri gönderen devletler, yani Birleşmiş Milletler bildiğimiz gibi bir herhangi bir ordusu vesaire yok. Bundan dolayı bu gönüllü birlikler vasıtasıyla işte genelde Güvenlik Konseyi bazen genel kurul kararlarıyla oluşturuluyor. İşte sınır güvenliği gibi sivillerin korunması amaçlarıyla ortaya çıkıyor. İdari olarak baktığımız zaman genel sekretere bağlı ve hani kendi altında barış harekatları dairesine bağımlı, yani hiyerarşik olarak birleşimlere doğrudan bağımlı bir yapıda olduğunu görüyoruz. Peki bu barış gücünün işlediği cinsel istismar ve cinsel sömürü suçları neler? Şimdi bu iç hukuktaki bu suçlarla bir karşılaştırılması yapılabilecek bir durum değil. Çünkü çok geniş bir çerçeve tutulmuş. Birleşmelerin genel yaklaşımı bu şekilde. Cinsel sömürüye ilişkin olarak mesela baktığımız zaman insan ticareti bunun içinde, erişkin olmayanlarla cinsel ilişki, şiddet içeren cinsel ilişki, bir maddi karşılık bekleyerek cinsel ilişki, burada çok mesela temel ihtiyaçlar karşılığında olduğunu görüyoruz örneklerde. Mesela yani yiyecek, ilaç vesaire karşılığında yine cinsel taciz bunun içerisinde. Yani çok geniş bir cinsel sömürü tabirinin olduğunu görüyoruz genel olarak. Cinsel istismar için ise cinsel saldırının çeşitli boyutları buna dahil. İşte tecavüz olsun, fiziksel, psikolojik şiddet içeren cinsel ilişki türleri olsun, hepsi dahil. Yani cinsel sömürü ve cinsel istismar çok geniş bir şekilde tanımlandığını söylemem gerekir. Birleşmiş Milletler'in barış gücünün operasyonlarına ilişkin olarak Birleşmiş Milletler metinlerinde geçen ifadelerden bahsediyorum. Ancak özellikle altını çizmek istediğim iki tane unsur var. Bir, burada barış gücüne ilişkin askerlerin bir gücünü kötüye kullanması çok yaygın olarak ifade ediliyor bu suçlara ilişkin olarak. Bir de konumunun kötüye kullanması, yani görev ve hani gücünü ve konumunu kötüye kullanmak üzerinden yürüyen bir cinsel sömürü ve istismardan bahsediyoruz. Peki hangi olaylarda karşımıza çıkıyor? Vakalara bakmamız gerekirse şöyle bir ifadede bulunmak istiyorum bu vakalara ilişkin olarak. Hepsinden bahsetmeyeceğim. Yani çok fazla vaka var ama özellikle 1990 yılının sonrasında olan barış gücü operasyonlarını bu çok yaygın olarak görünüyor. İlk olarak Mozambik'te 1992 yılında ortaya çıkan hadisede tamamen üzeri kapatılıyor ve hani hiçbir şekilde bu cinsel sömürü ve istismar, ki burada tecavüz suçu işlenmişti. Mozambik misyonunda, ONUMOS misyonu 1992 yılında. Burada işlenen suçlarda kişiler ülkelerine gönderildi. Ülkelerinde herhangi bir ceza görmediler. Doğrudan dolayı barış gücü askerlerinden bahsediyoruz. Sonraki dönemde ikinci vaka olarak Kamboçya'dan bahsetmek istiyorum. Kamboçya 1993 tarihli misyon. Burada da çeşitli veriler var dikkatimizi çeken. Bu verilerden bir tanesi mesela barış gücün gelmesinin öncesinde 6000 olan hayat kadını sayısı barış gücü döneminde 25.000'e çıkıyor. AIDS oranı çok fazla artıyor. Hatta bu olayların ortaya çıkması, genel evde çalışan bir grup kadının Birleşmiş Milletler'e şikayette bulunması, barış gücü askerlerinin onlara yönelik uyguladığı şiddetten dolayı, yani bu şiddet içeren eylemlerinden dolayı genel evde bunu şikayet ediyorlar. Bu şekilde haber olduktan sonra ancak Birleşmiş Milletler çeşitli hareketler yapıyor. Bunlar aslında bir hareket dediğim, yaptıkları bölgeye kondom gönderilmesi askerler için ve hani onun dışında mesela misyon şefi olarak ifade edebileceğimiz misyon lideri bir kişi tarafından bunun bir yaramazlık olarak ifade edilip oldukça küçümsenmesi ve hani askerlerden istenen üniformalarıyla ve birleşmelere ait araçlarla genel eve gitmemeleri gibi çok yani akıl almayacak şekilde üstü kapatılmaya çalıştığını söylemem lazım. Kamboçya'daki 1993 misyonunda ki olayın ilk karşımıza hani somut olarak çıktığı hadise budur. 1995 yılında Bosna'daki misyonun ise daha farklı bir gene sorunlarla karşılaşıyoruz. İnsan ticareti bu sefer. Yani fuhuş amacıyla insan ticaretinin Bosna'daki insanların Avrupa'nın çeşitli milletlerine taşınmasına barış gücü askerlerinin aracılık ettiğini görüyoruz. Bu arada barış gücü askerleri burada sadece bu aracılığı yapmıyorlar. Yine alkol, uyuşturucu gibi çeşitli ticaret, genel evi işletmeciliği gibi bu bölgedeki yani yaygın, örgütlü bir suçluluk hali görüyoruz barış gücü askerlerince. Ve yine burada mesela diğerlerinden farklı olarak evlenme vaadiyle insanların kandırılarak mesela
fuhuşa yönlendirilmesi gibi hadiseler oluyoruz. Peki bu neden oluyor? Bosna'daki mesela ben röportajları okumuştum burada. Yani insanların bir kere cinsel istismara maruz kalmaları, Sırp milislerince öncesinde böyle bir geçmişler olmaları, çok büyük imkansızlıklar, yokluklar içinde olmaları, bunları buna itmiş olarak çalışmalar bunu gösteriyor. Bosna örneği de bu şekilde. Liberya'da yine gerçekleşiyor bu hadise. 1990-2001 yılları arasındaki ECOMOC misyonunda göçmen kamplarında bu sefer bu suçun çok işlendiğini görürüz. Buradaki dikkatimizi çeken 13-18 yaş arasındaki erişkin olmayan kişilerin özellikle bu istismara mağdur kalmaları, yine farklı ülkelerden kişilerin getirerek barış gücü askerlerinin bunları aracılık ederek bu bir fuhuş ticaretine dönüştürülmesi söz konusu. Hatta Liberya'da bu misyon sonrasında 6600 çocuk sırf kayıt edilebilir nitelikte barış gücü askerlerinin çocuğu olduğu ortaya çıkmış durumda. Yakın geçmişte de bazı hadiseler var. Özellikle Haiti burada ön plana çıkıyor. 2007-2014 arasındaki barış gücü misyonu çerçevesinde. Burada kolera salgını doğrudan dolayı barış gücü askerleri kökenli olduğu kabul ediliyor. Yine bir haber taşıyan Uruguaylı askerlerin şiddet içeren görüntüleri cinsel saldırı halinde yine medyaya gelerek haber oluyor. Hatta Uruguay Devlet Başkanı bundan dolayı üzgün olduğunu açıklıyor vesaire. Yani yine bir tecavüz suçu burada mesela gündeme gelen bir hadise var Haiti'de. Burada da Pakistanlı kişiler, Pakistanlı barış gücü askerleri bir tecavüz suçu işliyorlar ve bu kişiler sadece ülkelerinde birer yıl hapis cezası görüyorlar. Son olarak Orta Afrika Cumhuriyeti'ne örnek vermek istiyorum. O da 2014'ten günümüze kadar devam eden. Bu da burada da dikkatimizi çeken yine mağdur genç kızlar, erişkin olmayan kişilere tecavüz var veya tecavüz dışında ücret karşılığı ama hani ücret bu kişilerin yokluk içerisinde yiyecek karşısında cinsel sömürünün gerçekleştiğini görürüz. AIDS'in gene bu olaylar sonrasında çok arttığını görürüz. Mağdurların sadece kadınlar olmadığı, erkek çocukların da mağdur olduğunu görüyoruz. Yine burada haber olduğu için zaten biraz da bunlar ön plana çıkıyor. Yine 2016 yılında 41 askerin daha doğrusu farklı ülkelerden toplu tecavüz gerçekleştirdiği haberi ortaya çıkıyor. Bu haber sonrasında bunu aslında haber olmasını sağlayan kişi Birleşmiş İnsan Hakları görevlisi görevinden alınıyor. Bunu sızdırdığı için bu bilgiyi. Sızdırma nedeni de Birleşmiş içerisinde bu soruşturmaların çok ağır, bürokrasinin çok yavaş geçmesinden dolayı. Sonra bu kişi görevine iade ediliyor ama bu durumun vahametini anlatmak için önemli bir olay. Zaten bu olaylar çok da ayyuka çıktığı için misyon şefi, ülkenin misyon lideri görevinden alınmış oluyor Birleşmiş. Yani şöyle bir toparlamam gerekirse, genel olarak ihlallerde karşımıza çıkan şu... Farklı Afrika ülkelerinde özellikle yaygın olarak bunların gerçekleştiğini görüyoruz. Barış gücü operasyonlarının üçte birinde bunların olduğunu ve hani sayıca çok azının ortaya çıktığını görüyoruz. Bunların bir genel yaklaşımı şu şekilde değerlendirilmiş. Yani suçu işleyen kişilerin genelde personelin erkek çoğunluk olmasında bir neden olduğunu ve bu personelin çoğunluğunu antidemokratik olarak ifade edilebilen ülkelerden olduğu ki şöyle ifade etmem lazım. Bir yardım alıyor devletler barış gücüne gönüllü asker gönderildiği için asker başına $1400 kadar bir ücret. Gelişmiş ülkeler bunu yapmak istemiyorlar çünkü onların asker maliyetleri daha fazla. Gelişmekte olan ülkeler ise buna çok yaygın bir şekilde istekliler. Özellikle en çok barış gücüne asker gönderen ülkeler Bangladeş, Pakistan, Hindistan, Nijerya gibi ülkelerin en çok barış gücüne asker gönderdiğini görüyoruz. Bu askerlerin de oldukça eğitimlerinin zayıf olduğunu ve sivil toplum karşısında ne yapacaklarını bilmedikleri raporlarda çok ifade ediliyor. Genel olarak bu suç işleyen kişilerin özellikleri bu. İhbar problemi de çok fazla var. Çünkü ihbar bir barış gücünden bahsedersek burada çalışanların mesela insan hakları görevlileri var. İnsan hakları görevlileri kendi iş güvenlikleri ve kendi fiziksel tehdit altında hissettikleri için ihbardan çekinebildiklerini görüyoruz. Mağdurların da bir genel özelliği var. Mağdurlarda ise karşımıza çıkan genelde bunların yalnız, öksüz, yetim, ailesinden ayrılmış kimseler, erişkin olmayan kimselerin de sık sık olduğunu görüyoruz. Ve hani genel özellikleri insan haklarına ihlallerine, insan hakları ihlallerine uğramış kişiler olmaları. Bunların ihbardan çekindiklerini görüyoruz. Bunun en büyük nedeni de işte toplum içerisinde damgalanma korkuları var, tecrit edilme korkuları var. Adalete inanmıyorlar, kime başvuracaklarını bilmiyorlar, faillerin cezasız kalacağını düşünüyorlar. Yani bütün bu nedenlerle bu suçların genel olarak yerleştiğini görüyoruz. Ben sadece birkaç tane örnek verdim. Bunun dışında çok daha fazla örnek ve ihlal maalesef mevcut. Devamında
Birleşmiş Milletler'in bu noktadaki sorumluluğu nedir? Ondan bahsetmek istiyorum. Birleşmiş Milletler'in uluslararası hukuk açısından sorumluluğu nedir? Bir uluslararası hukuk kişiliği olan Birleşmiş Milletler'in uluslararası sorumluluğu kabul edilen bir hadise ve hani bu, ben bu konuda vakitimi buna harcamak istemiyorum. Birleşmiş Milletler bu sorumluluğunu aslında nasıl kullanıyor ya da nasıl kanalize ediyor, ondan biraz bahsetmek istiyorum. Dönem içerisinde yapılan çalışmalarla bu sorumluluğa ilişkin neler geliştirilmiş? Sunumumun bundan sonraki kısmında bundan bahsetmek istiyorum sizlere. İdari yapıdan bahsedersem kısaca tekrar, Barış Gücü askerleri doğrudan genel sekretere bağımlı, misyon lideri var başlarında. Hani idari olarak aralarında hiçbir problem yok. Yani Barış Gücü askerlerinin yaptığı faaliyetler doğrudan Birleşmiş Milletler'in faaliyetleri olarak kabul ediliyor. Birleşmiş Milletler bu sorumluluğu peki üzerinden almak için ne yapıyor? Yaptığı çok açık bir husus var. İkili anlaşmalar yapıyor. İki tane anlaşmadan bahsedeceğim ben size. Birinci anlaşmayı asker gönderdiği ülkeyle yapıyor. Yani faaliyetin yürütüldüğü ülkeyle yapıyor. Mesela Haiti örneğinde Haiti ile bir anlaşma yapıyor. Ve Haiti'deki anlaşma gönderilen Barış Gücü askerlerine dokunulmazlıklar veriyor. Kovuşturma dokunulmazlığı veriyor. Böylece Barış Gücü askerleri Haiti'deki işledik eylemlerden dolayı Haiti devletince hiçbir şekilde kovuşturmaya tabi tutamıyorlar. İkinci anlaşma da asker gönderen ülkelerle yapıyor Birleşmiş Milletler. Asker gönderen ülkeleri de yani mesela Haiti'ye asker gönderen Uruguay devletiyle anlaşma yapıyor ve burada ev sahibi ülkenin kurallarına uyması onlardan isteniyor. Genel olarak beklenen bu. Yani bir şu şekilde değerlendirebilirim. Barış Gücü askerleri ne Birleşmiş Milletler'in ne de faaliyetlerini yürüttüğü ülkenin bir yargı yetkisi yok. Münhasıran yetki, yargı yetkisi gönderen ülkeye, yani askeri katkıda bulunan ülkeye verilmiş durumda. Baktığımız zaman da Birleşmiş Milletler uzun süre bunu görmezden geldiğini görüyoruz, bu tip ihlallerin. İç disiplin soruşturmalarının çok ağır bir şekilde yürüdüğünü görüyoruz ve bu ihlaller de haber olmadığı sürece çok ağır bir şekilde işlediğini görüyoruz. Tabii bunların Birleşmiş Milletler'in oldukça itibarını düşüren bir hadise. Bunun için çeşitli çalışmalar dönem içerisinde yapılıyor. Ben de Birleşmiş Milletler nezdinde yapılan çalışmalardan sizlere bahsetmek istiyorum. Şimdi ilk dikkatimizi çeken 1997 yılında ilk kural kitabı yapılıyor. Bu 10 kuraldan oluşuyor. Barış Harekatları Dairesi'nce yapılan bir çalışma bu. Çok basit bir şekilde kadın ve çocukların cinsel, fiziksel ve psikolojik tacizine veya istismarına yönelik ahlaksız davranışlarda bulunmama yükümlülüğü veriliyor ama hani ne bir tanım ne bir açıklama getiriyor. Bu zaman içerisinde geliştiriliyor tabii ama ilk etapta şunu bilmemiz lazım. 1997 yılına kadar herhangi bir kural yok ve 1997 yılında oluşan kural kitabı da hani bir çok bağlayıcı bir kural kitabı olduğunu söylemeyiz. Yine devamında 2000 yılında Brahimi raporu hazırlanıyor. Bu aslında Barış gücüyle alakalı olmakla birlikte cinsel sömürü ve istismara ilişkin değil. Sadece şu bizim için önemli burada. Ön saflarda yer alan Barış Gücü personelinin eğitimi hususunda bir öncelik verilmesi, kalifiye kişilerin gönderilmesini kabul ediliyor. Ancak bu hala günümüzde gerçekleşmiş değil. 2003 yılında dönemin genel sekreterinin dikkatli çekmesiyle bir sıfır tolerans politikası düzenleniyor. Bu bir politika belgesi, doğrudan bağlayıcı bir belge değil ama bu politika belgesine yönelik bazı kural kitabında mesela değişiklikler yapılıyor. Bunlar özellikle bizim açımızdan önemli olan iki tane husus var. Birincisi 18 yaşın altındaki kişilere cinsel ilişki tamamen yasaklanıyor. Yani ülkelerin kurallarına bakılmaksızın 18 yaş altıyla cinsel ilişki yasaklanıyor. İkincisi para, istihdam, hizmet gibi hususlar karşısında cinsel ilişkinin yasaklandığını görüyoruz özellikle. Hocam çok özür dileyerek bir toparlamanızı ben rica etmek zorunda kalacağım. Öyle mi hocam? Tamam. Evet hocam. Ben 12 dakika olarak hesapladım. Tamam hocam, devam ediyorum. 2005 yılında bir Zayit raporu hazırlanıyor. Bu ihlaller sonunda genel sekreterin şu anda İnsan Hakları Yüksek Komiseri olan Hüseyin Zeyd'den istediği raporla sıkıntılar ortaya konuyor. Bunlarda neler var? Mesela görev içi eğitim yapılması, bir soruşturma mekanizması kurulması, daha fazla hesap verebilirliğin arttırılması isteniyor. Ancak günümüzde hala bu raporun tam olarak hazırlandığını ve uygulandığını söyleyemeyiz. Aslında hemen akabinde 2005 yılında bir soruşturmaya ilişkin bir askeri disiplin ekipleri oluşturuluyor. Bu askeri disiplin ekiplerinin yaptığı soruşturma iki aşamalı. Baktığımız zaman soruşturma birleşmeler içerisinde yapılıyor ama doğrudan yetki gönderen, askeri katkı yapan ülkeye veriliyor. Ve askeri katkı yapan ülke bütün bu soruşturmaları yapmakla doğrudan dolayı yetkili olarak
gördün. Yani Birleşmiş Milletler içerisinde iç soruşturma tamamen gönderim ülkeye verilmek üzere olan delil toplamaktan ibaret. Ve bütün soruşturmanın yapılması gönderim ülkeye. Gönderim ülkeden de istenen şu, sadece soruşturma aşamasında Birleşmiş Milletler bilgilendirmesi ve soruşturma sonrasında Birleşmiş Milletler bilgilendirmesi. Ama bu bilgilendirmelerin de çok işe yaradığını maalesef göremiyoruz. Çünkü delillere ulaşmak çok zor. Düşünün, soruşturma bir ülkede yapılıyor. Ancak bambaşka bir çok uzakta Afrika ülkesinde yapılan faaliyetle ilişkin delillerin bulunması çok zor. Arada iletişim çok zor. Aradan zaman geçiyor. Birleşmiş Milletler de bunu aslında baktığın zaman üstünü kapatma eğilimi gösteriyor. Çünkü üstünü kapatmadığı takdirde kendi itibarı bundan dolayı düşmüş olacağı için maalesef böyle bir soruşturma usulünde bir sorun var. Güvenlik Konseyi de dönem içerisinde bazı kararlar alıyor. Baktığımız zaman kararlarına ben teker teker bahsetmek istemiyorum vaktimden dolayı. Ancak 1999-2016 yılında çeşitli kararlar alıyor. 2016 yılındaki karar oldukça önemli. 2016 yılında Güvenlik Konseyi şu kararı alıyor. Barış gücüne asker gönderen ülkeler eğer bu suçları kendi ülkelerinde düzgün bir şekilde hani cezalandırmazsa bu birliklerin ülkeden gönderileceği, yani tamamını, yani sadece suçu işleyen değil, tüm birliğin gönderileceğini. Çünkü soruşturmalarda eğer birleşmeler bir suç işlendiğini öngörüyorsa sadece suçu işleyen kişi ülkesine iade ediyor, bunu yargılayın diyor. Ancak bundan sonraki aşamada 2016 yılından sonra artık bir suç işlendiği zaman ülke bunu eğer yargılamadığı zaman düzgün bir biçimde tüm birlik mesela tüm biraz önceki örnek üzerinden gidersek Haiti'ye gitmiş tüm Uruguay misyonu ülkeden gönderilecek şeklinde bir husus. Ve yine bir diğer unsur da afişe etme olayı. Bundan sonraki süreçte bu suçları yapan ülkelerin afişe edileceği. Ancak bunu barış gücüne katkıda bulunan ülkeler bundan hiç memnun değil. Son olarak şunu söylemem lazım, son dönem gelişmeleriyle ilgili olarak 2017 yılında Guterres'in genel sekreterinin dikkat çekmesiyle yeni bir protokol yapılmasına ilişkin bir teklif yapıldı ama bu da yürütülemedi. Yine bu asker gönderen ülkeler eğer bu suçları kendi ülkelerinde düzgün bir biçimde kovuşturmasını yapmazsa bu ülkelerin cezalandırılacağına ilişkin. Ancak bu cezalandırma usulü de henüz ortaya çıkmadı. Şöyle bir problem var. Neden bu ortaya çıkmıyor? Çünkü gönüllü askerlerden bahsediyoruz. Gelişmiş ülkeler bu asker istihdamında bulunmak istemiyor, asker göndermek istemiyor. Sadece gelişmekte olan ülkeler bunu yapıp da sorunlar da onlardan çıktığı için barış gücünün bu sefer desteklenmesi sorunu çıkıyor. Yani bir asker bulma sorunu ortaya çıkıyor. Son olarak şu ortaya kondu, yeni bir gelişme olarak mutabakat yapılıyor. Biraz önce size ilk etapta söylediğim gibi bir sözleşme yapılıyor barış gücüyle, barış gücü gönderen ülke ile birleşme arasında. Bu mutabakata şundan eklenmesini istendi. Bir DNA testleri yapılması, yani askerlerin önceden DNA testlerinin yapılarak işte suçların ortaya çıkarılması, yine suçların cezalandırılması hususuna tam yetki verilmesi hususunda çeşitli öneriler getirildi. Ancak bunlar da tam gerçekleşmiş değil. Böyle bir mutabakat metni hazırlanmış, henüz bütün ülkeler bunu kabul etmiş değil. Kabul edilmiş olsa bile mesela DNA testlerine rağmen bunu reddedenler var. Mesela işlenmiş suçlarda DNA ile tanımlanmasına rağmen suçu işleyen kişinin belli olduğu tecavüz suçu sonucunda bir çocuk oluşmuş. Bu DNA testlerini reddediyorlar. Bunu reddediyor ülkeler iç hukukları. Tamamen çünkü ülkelerin iç hukuklarına bırakıldığı için. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Sonuç kısmına ifade etmem gerekirse. 2005 yılı öncesinde baktığımız zaman bir birleşme içerisinde bir reddediş var, kabul etmeme var. 2005 Zeyt raporu sonrasında bürokratik engeller var. İç disiplin soruşturma çok yavaş işliyor ve çok karışık işliyor. Çünkü şunu ifade edeyim, bu birleşmenin kendi barış gücünü yürüttüğü soruşturmalar dışında UNICEF'in ya da insan haklarının farklı örgütlerinin yaptığı soruşturmalar var. Bunlar arasında bir korelasyon yok. Zaten Guterres'in istediği bunun için bir protokol yapılması ama bunun için bir protokol yapılmış değil. Genel olarak gördüğümüz 2005 sonrasında bürokratik engeller, öncesinde ise bir reddediş olduğunu ifade edebilirim. Bu sorun günümüzde de hala devam ediyor maalesef. Süremi açtıysam üzgünüm. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Hocam çok teşekkür ederiz. Keyifle dinledik. Sağ olun. Tabii sürelerimiz kısıtlı. Yapacak bir şey olmuyor o konuda. Ama çok bilgilendirici. Yine dediğim gibi herkesin bir şeyler aldığı güzel bir sunum oldu. Bu arada ben özür dileyerek Timuçin hocamı görüyorum. Hocam ben aslında Ankara Hukuk Fakültesi'nde öğrenciyken de araştırma görevlisi olarak derslerimize girerdi bizim evet. O zaman. Evet. Hocam sizi de görmüşken bir selam vermeden geçmek istemedim. Onun için hoş geldiniz. Teşekkürler.
Sağ olun İbrahim Hocam, hoş bulduk. Ya ben ufak 30 saniye bir şey söyleyebilir miyim? Korsan tebliği falan yapmayacağım. Estağfurullah hocam, buyurun. Ben 45 yaşındayım, bu arkadaşlarımız, genç arkadaşlarımız artık. Yani insancıl hukukla ilgili benim araştırma görevliliğim dönemimde çok çalışan genç meslektaşımız yoktu. Böyle işte bizim daha bizden yaşlı hocalar ilgilenirdi. Ben programı gördüğümde açıkçası acayip sevindim, böyle hep ilgi duyduğum işte bu kültürel varlıklarla ilgili sunum mesela keyifle, işte Selçuk Hoca'nın sunumunu bekliyorum. Çünkü o konuyla ilgili bir yazı yazmaya başlamıştı. Kim önce bitirirse o yayınlayacak herhalde. Yani bu insancıl hukuk alanına yönelinmesi beni çok mutlu ediyor. Yalnız Kerem Hoca'nın şeyiyle ilgili bir ufak bir şey eklemek istiyorum. Birleşmiş Milletler bu şeyi, cinsel istismar vakalarını çok yani ciddiye almıyor gibi bir imaj oluştu ama bir Birleşmiş Milletler projesinde danışman olarak çalışıyordum. Bu 2003 yılındaki SEA belgesi uyarınca 1,5-2 saatlik bir eğitim almam gerekti. Yani bütün BM ile her, ya evden çalışsam bile o projede bize bu cinsel istismar ve sömürüyle ilgili eğitimi verdiler ve taahhütte bulunduk. Böyle şeyler yapmayacağız diye. Hocanın bahsettiği detayları, o SEA'da belirtilen faaliyetlere girişmeyeceğiz diye taahhütlerde bulunduk. Tabii ki halen devam ediyor bu tür şeyler ve bir sürü sorun var hocanın da bahsettiği yargılamaya ilişkin. Ama Birleşmiş Milletler repütasyonuna halel gelecek diye bayağı bu konuda ülke bazında, mesela Türkiye'de bir STK ile çalışacak diyelim, Birleşmiş Milletler'in bir kolu, atıyorum UNESCO veya işte UNICEF olabilir. Bu STK çalışanlarının bile böyle hadiselere karışmamış olması gerektiğini artık söylüyor. Yani bu anlamda ülke içinde de, Türkiye'de de örnekleri var bunun. Yani barış gücü olmasa bile BM ile çalışan STK çalışanlarının da bazı cinsel saldırı ya da istismar vakaları var. O yüzden biraz sıkı tutmaya çalışıyor en azından şanını koruyabilmek için. Ama askerler konusunda durum farklı tabii ki. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz hocam katkınız için. Sağ olun. Ben müsaadenizle Selçuk Hoca'ya sözü vereceğim. Zorla evlilik suçu yeni bir insanlığa karşı suç olarak bize bunun kapsamlarını sunmaya çalışacak. Özel bir yargılama çerçevesinde bunun detaylarını ele alacak. Buyurun hocam, size de 15 dakika sürenizi başlatıyorum. Çok çok teşekkür ederim hocam. Öncelikle konferansı düzenlediğiniz için size teşekkür ediyorum. Değerli hocalarım, saygıdeğer dinleyicilerimiz. Benim konum Sierra Leone Özel Mahkemesi kararlarında zorla evlilik suçu. Konuyu biraz dar kapsamda ele almaya çalışacağım. Kısıtlı süre sebebiyle Sierra Leone Özel Mahkemesi kararları çerçevesinde ilerleyeceğim. Ve vakit kalırsa eğer Kamboçya Mahkemeleri, Olağanüstü Daireleri ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Dominic Ongwen kararına değinmeye çalışacağım. Sierra Leone yıllar süren bir iç savaş yaşadı. Bu iç savaşın sonuna doğru 2000 yılında Sierra Leone hükümeti Birleşmiş Milletler'den özel bir mahkeme kurularak iç savaşta sivilleri ve BM barış gücüne yönelik işlenen ciddi suçların soruşturulmasını istedi. Bu talep üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi karar aldı ve karar doğrultusunda Genel Sekreteri ile Sierra Leone hükümeti görüşmelere başladı. Görüşmeler neticesinde de 2002 yılında Sierra Leone Özel Mahkemesi kuruldu. Bu mahkeme dünyanın ilk hibrit uluslararası ceza mahkemesi olma özelliğini taşımakta. Yani karma nitelikli yapıya sahip bir mahkeme. Yargıçların bir kısmı Sierra Leone hükümeti tarafından, çoğunluğu ise BM Genel Sekreteri tarafından atanmakta. Mahkemenin zaman bakımından yargı yetkisi 30 Kasım 1996'dan sonra Sierra Leone topraklarında işlenen suçlarla sınırlı. Sunumumun yapısına da kısaca değinecek olursam, öncelikle mahkemenin yargı yetkisini, sonrasında iç savaşla ilişkin konumuzla ilgili olayları anlatacağım. Sonrasında mahkemenin zorla evliliğe ilişkin hukuki nitelemesine değineceğim. Mahkemenin suçlara ilişkin yargı yetkisine insanlığa karşı suçlar da giriyor. Diğer suçların yanı sıra, yani uluslararası insancıl hukukun ciddi ihlalleri, Cenevre Sözleşmelerinin ve 2 No-Lake Protokolünün ortak 3. maddelerin ihlalleri ve Sierra Leone hukukunu ihlal eden belirli suçlar var mahkemenin yargı yetkisi arasında.
bizim konumuz insanlığa karşı suçlar kapsamında yer alıyor. Bu arada mahkeme tüzüğünde yer alan düzenlemeye göre bahsettiğimiz suçları işleyenlerin yanı sıra suçları planlayan, tahrik eden, emreden ve yardım eden kişilerle mahkeme önünde bireysel olarak sorumlu tutulabiliyor. Suçlanan kişilerin devlet veya hükümet başkanı olması veya başka da resmi sıfatları olması cezai sorumluluğunu engel değil. Bu şu açıdan önem taşıyor. Liberya eski devlet başkanı Charles Taylor da yargılanıyor Sierra Leone özel mahkemesi önünde. Siz, mahkemenin baktığı davaları anlamak için kısaca iç savaşa değinmek istiyorum. Sierra Leone'de iç savaş 1991 yılında silahlı bir grup olan Revolutionary United Front, RUF diyeceğim kısaca. Yani devrimci birleşik cephenin saldırılarıyla başlıyor ve yıllar içerisinde ülkenin birçok bölgesine yayılıyor. Hükümet RUF militanların saldırılarıyla başa çıkmakta yetersiz kalınca sivil savunma kuvvetleri oluşturuyor, sivil halktan oluşan. Buna da Civil Defense Forces yani CDF diyeceğim. Bu çatışmalar 1996 yılında kısa süreli bir barış ateşkes anlaşmasının yapılmasıyla sonuçlanıyor. Fakat 1997 yılında devreye başka bir aktör giriyor. Silahlı Kuvvetler Devrim Konseyi, AFRC diyeceğim kısaca. Bunlar darbe yaparak hükümeti görevden uzaklaştırıyor. Devlet başkanını deviriyor. AFRC rejimi yönetimi ele geçirdikten sonra RUF'a yani silahlı iç savaşın ilk aktörüne çağrıda bulunarak junta rejimi kurmayı teklif ediyor ve ülkeyi birlikte yönetelim diyor. İki grup anlaşarak ülkeyi birlikte yönetmeye başlıyorlar. Bu süreçte Gine'de sürgünde olan devlet başkanı da uluslararası baskıyı örgütlüyor ülkedeki junta rejimi aleyhine ve neticesinde Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu Sierra Leone'ye askeri müdahalede bulunuyor. Ticaret ve silah ambargosu başlatıyor. Bu iç savaşta 2002 yılında çatışmaların durmasına ilişkin nihai anlaşma imzalanıyor. Bu sürece ilişkin Sierra Leone Özel Mahkemesi 4 ana davaya bakıyor. Bunlar RUF militanların yargılandığı RUF davası, AFRC militanların yargılandığı AFRC davası, CDF militanların yargılandığı CDF davası, kısaca böyle söylüyorum, ve Liberia Devlet Başkanı Charles Taylor'ın yargılandığı Taylor davası. Mahkeme özellikle bahsettiğim ilk 3 davada yani AFRC, RUF ve Taylor davalarında Sierra Leone'nin çeşitli bölgelerinde kadınlara yönelik işlenen cinsel şiddet suçlarını ele alıyor. Bu suçlamalara sebep olaylar çeşitli şekillerde gerçekleşiyor. Bunların örnek verecek olursak eğer, RUF ve AFRC liderliği yani junta rejimi savaşçılara sivillerden istedikleri her şeyi almalarını teşvik ediyor ve kendini öde operasyonunu ilan ediyor. Kendini öde operasyonu nedir? Kendi gelirini yağmayla sağlayacaksın. Burada kadınlar da bir mülk olarak görüldüğü için kadınlar da kaçırılıyor militanlar tarafından. Bu kaçırılan kadınlar ne oluyor? Tecavüze uğruyor. Bazen çok yaygın bir şekilde militanlarla zorla evlilik birliğine zorlanıyor. Bu ilk 3 davada sanıklara zorla evlilik fiilleri yöneltiliyor. Zorla evlilik suçlaması. Zorla evlilik suçlamasının hukuki nitelemesi konumuz açısından önem taşıyor. Çünkü zorla evlilikler mahkeme kararlarında çelişkili bir şekilde bazen cinsel kölelik kapsamında bazen de diğer insanlık dışı fiil olarak değerlendiriliyor. AFRC kararına bakacak olursak eğer mahkemenin ilk karar verdiği dava bu. Örgütün 3 üyesi yargılanıyor. Bu davada savcılık tarafından faillere insanlığa karşı suçlar kapsamında diğer insanlık dışı fiil olarak zorla evlilik suçu yöneltiliyor. Diğer insanlık dışı fiil Nürnberg yargılamalarından beri Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin sürüklerinde insanlığa karşı suç olarak yer alıyor. Ve tamil hukukunun bir parçası olarak kabul ediliyor zaten. Geçmişteki kararlara baktığımız zaman diğer insanlık dışı fiil olarak neleri görüyoruz? İşte ayrımcılık, ekonomik ayrımcılık, müsaadere, talan, Yahudi mülklerinin yağmalanması, dayak ve genel insanlık dışı muamele gibi fiiller bu kapsamda değerlendirilmiş. Tabii diğer insanlık dışı eylemin neyin oluşturduğu her bir olaya göre ayrı ayrı incelenerek karar veriliyor. Savcılığa göre diğer insanlık dışı eylem olarak zorla evlilik suçu, kurbanı şiddet, baskı, psikolojik baskı, gözaltı veya nüfuzu kötüye kullanma gibi eylemlerle veya korkutarak veya zorlayıcı bir ortamdan yararlanarak zorla evlilik birliğine girdirmeyi amaçlayan söz ve davranışlardan oluşur. Savcılık, zorla evliliklerin cezalandırılması için, ayrıca cezalandırılması için benzediği suçlardan ayırmaya çalışıyor. Zorla evlilik neye benziyor? Cinsel şiddet suçlarına, özellikle cinsel köleliğe benziyor.
savcılığa göre zor evlilik genellikle cinsellik içermekle birlikte kendine özgü özellikleri var. Ve suçun işlenişi, koşulları dikkate alındığında diğer insanlık dışı eylem olarak kabul edilebilecek bir ağırlıktadır. Savcılık cinsel köleliğin mutlaka zorla evlendirme anlamına gelmediğini, çünkü cinsel kölenin failin karısı gibi davranma yükümlülüğü olmadığını savunuyor. Cinsel şiddet suçları bakımından, cinsel şiddet fiilleri bakımından ele alırsak da, cinsel şiddet mağduru evliliğe bağlı tüm görevleri yerine getirmek zorunda değil. Yani zorla evlilik cinsel şiddeti ve cinsel köleliği içerebilir. Unsurları örtüşebilir. Fakat ilave unsurları da vardır. Savcılığa göre zorla evlilikler uluslararası teamül hukukuna göre bir suç olarak ortaya çıkmasa, mahkemelerin statülerinde açıkça yer almasa da uluslararası teamül hukukunda yer alan ve statüde de açıkça yer alan diğer insanlık dışı eylemler kapsamındadır. Peki diğer insanlık dışı eylemlerin unsurları nedir? Mahkeme burada Roma statüsü suçun unsurlarından yararlanarak şu şekilde sayıyor diğer insanlık dışı eylemler suçun unsurlarını. Bir, fail insanlık dışı bir eylemle vücuda veya zihinsel sağlığa büyük acı veya ciddi zarar vermiş olmalıdır. İki, bu eylem statüde sayılan insanlığa karşı suçlarla benzer bir ağırlığa sahip olmalıdır. Yani köleleştirme gibi, cinsel kölelik gibi suçlara benzer bir ağırlığa sahip olmalıdır. Ve fail eylemin ciddiyetini belirleyen olgusal koşulların farkında olmalıdır. Burada tabii insanlığa karşı suçların, şapı unsurların yani kategorik unsurların karşılanması da ayrıca gerekiyor. Bunlar mahkeme tarafından ayrıca değerlendirildiği için oraya girmeyeceğim. Bu da nedir? Sivil bir nüfusa yönelik yaygın veya sistematik bir saldırının parçası olarak işlenmesi gerekiyor bu suçların. Dava dairesi savcılığın zorla evlilik suçlaması ile ilgili iddialarını değerlendiriyor ve bu kapsamda zorla evlilikle cinsel kölelik ilişkisini ele alıyor. Dava dairesine göre tüzükte yer alan diğer insanlık dışı eylemler suçu, tüzüğün insanlığa karşı suçlarla ilgili uygulanmasını gereksiz yere kısıtlamamak için mevcut. Bunun için düzenlenmiş. Yani mahkemeyi kısıtlamamak için. Bu yüzden diğer insanlık dışı eylem olarak zorla evlendirme, tüzükte yer alan diğer insanlığa karşı suçlar kapsamında olmayan bir davranışı içermelidir. Farklı bir davranış olmalıdır dava dairesine göre. Zorla olaylara bakacak olursak, mağdurların ifadelerini dikkate aldığımızda mağdurlar militanlar tarafından kaçırılıyor, birlikte yaşamaya zorlanıyor, zorla ev işi yaptırılıyor, cinsel ilişkiye zorlanıyor ve failler kurbanları artık eşleri olduklarını, karıları olduklarını söylüyor. Bu eşlik ilişkisi nedir? Zorunlu birliktelik ilişkisi. Failler istedikleri zaman kurbanlarla cinsel ilişkiye girebiliyordu. Ve bazı durumlarda da failin öldüğü durumlarda mağdur bir başkasına devroluyordu. Ve diğer kişiyle evli kabul ediliyor. Ve benzer bahsettiğimiz şiddet biçimleri diğer fail tarafından gerçekleştiriliyordu. Dava dairesi savcılık tarafından sunulan delillerin zor evlilik suçunu oluşturmak için yeterli olmadığı sonucuna varıyor. Dava dairesine göre savcılık tarafından sunulan deliller, bir kadının cinsel köleliğe varmayan koşullarda sahte bir evliliğe zorlandığına dair bir örnek göstermemektedir. Cinsel köleliğin kurbanlarından hiçbiri, bir isyancının kendisini karısı olarak ilan etmiş olmasının ona fiziksel veya zihinsel herhangi bir özel bir travmaya neden olduğuna dair kanıt sunmamış. Dava dairesine göre böyle bir delil olsa bile bu tek başına insanlığa karşı suç olarak teşkil etmez. Çünkü zorla evlilik statüde sayılan insanlığa karşı suçlarla benzer bir ağırlığa sahip değildir. Dava dairesinin görüşü bu yanda. Ayrıca daire şunu söylüyor. Uluslararası hukukta diğer insanlık dışı eylem olarak ayrı bir zorla evlilik suçunun kurulmasına, ihdaf edilmesine gerek duyacak bir boşluk yoktur. Daire zorla evlilikte cinsel kölelik suçu kapsamında değerlendirmiş ve cinsel kölelik suçunun unsurları açısından ele almış. Evliliğin bir örtmeci olduğunu belirtmiş. Ve şunlara bakmış. Kadınların rızalar olmaktan isyancılar tarafından alıkonulması, cinsellikleri, hareketleri, emekleri üzerinde kontrol kurulması. Bunlara bakıyor. Daire faillerin mağdurlara yönelik eş, ya karı kelimesini kullanmasının mağdur üzerinde mülkiyet hakkı kullanma isteğinin göstergesi olarak görüyor. Yani faillerin niyeti karşılıklı yükümlülüğe dayanan bir evlilik birliği kurma niyeti taşımıyor. Dahası koca yani cinsel kölelik açısından sahip karısını yani mülkünü sanki bir şeymiş gibi, bir metaymış gibi özgürce kullanabiliyordu. İsyancıların, militanların eşleriyle ilişkili genel olarak mülkiyet hakkının kullanılmış şeklinde. Fail isterse kurbanı
bir başka işlemciye devredebilir veya verebiliyordu, verebilirdi. Sonuç olarak dava dairesi zorla evliliğin davadaki somut durum açısından cinsel kölelik anlamına geldiği ve bununla tamamen örtüştüğü sonucuna varıyor. Dava dairesinin bu kararı oy birliğiyle olmuyor. Yargıç Doherty'ye göre zorla evlilikler mahkemenin kararı zorla evliliğin cinsel yönlerine dar bir şekilde odaklanıyor ve mağdur üzerindeki psikolojik yansımaları reddediyor. Yargıç Doherty'ye göre zorla evlilik cinsel kölelikten ayrılmalı ve mahkeme statüsü madde 2'ye göre diğer insan dışı fiiller kapsamında değerlendirmelidir. Zorla evliliğin en temel unsuru failin hareketinden dolayı mağdurda oluşan zihinsel ve manevi travmadır. Eş sıfatı sebebiyle mağdur damgalanacak, ailesi ve çevresi tarafından reddedilecek, bu durumda mağdurun topluma tekrar uyum sağlamasını zorlaştıracaktır. Tabii savcılık da mahkemenin bu yöndeki kararına itiraz ediyor. Temyiz dairesi, dava dairesinin zorla evlilikle ilgili kararını gözden geçiriyor. Temyiz dairesi zorla evlilik itirazı haklı buluyor ve yargıç Doherty'nin görüşünü kabul ediyor. Dava dairesinin zorla evlilikleri cinsel olarak kölelik kapsamında değerlendirmesinin hata olduğunu belirtiyor. Temyiz dairesine göre dava dairesi diğer insanlık dışı fiilleri çok kısıtlayıcı bir şekilde yorumlamış. Hatta temyiz dairesi daha ileri giderek hiçbir mahkeme zorla evliliklerin insanlığa karşı suç olan cinsel kölelik kapsamında olduğunu makul bir şekilde tespit edemez diyor. Mahkeme zorla evlilik ve cinsel temyiz dairesi zorla evlilik ve cinsel kölelik ayrım yapıyor. Zorla evliliklerin cinsel kölelikteki gibi rıza dışı cinselliği ve özgürlükten yoksun bırakmayı içerdiğini ancak ek unsurları da olduğunu belirtiyor. Temyiz dairesine göre zorla evliliğin tanımı şu şekilde. Failin kendisinin veya davranışlarından sorumlu olduğu bir başkasının sözleri veya davranışları aracılığıyla bir kişiyi güç kullanarak, güç kullanımıyla tehdit ederek ciddi acıya ve fiziksel veya psikolojik yaralanma ile sonuçlanan evlilik partneri olarak hizmet etmeye zorladığı durumdur. Zorla evlilik cinsel köleliğin aksine koca ile karı arasında ayrıcalıklı bir ilişkidir ve bu ilişkinin ihlalinin disipline etme gibi sonuçlar olabilir. Temyiz dairesi zorla evliliklerin diğer insanlık dışı fiiller kapsamına girip girmediğini incelerken olayın koşullarına da bakıyor. İşte kaçırma ortamı, uygulanan şiddet, tecavüz, zorla çalıştırma, bedensel ciza, özgürlük kısıtlaması gibi durumları dikkate alıyor. Hocam süre konusunda da bir uyarıda bulunma ihtiyacı içerisindeyim, onu da söyleyeyim işte. Tabii hocam, biraz daha hızlanayım. Temyiz dairesi netice olarak zorla evliliklerin mahkeme statüsüne giren sayılı insanlığa karşı suçların birçoğuyla aynı ağırlıklı olduğuna karar veriyor ve bireysel cezai sorumluluk gerektirecek diğer insanlık dışı fiil olduğu sonucuna varıyor. Ama temyiz dairesi zorla evliliklerin diğer insanlık dışı eylemler suçunu oluşturduğunu kabul etmiş fakat bu suçtan ayrı cezaya karar vermemiştir. Temyiz dairesinin bu kararı zorla evliliklerin yeni bir insanlığa karşı suç olarak kabul açısından önem taşıyor. Mahkemenin baktığı diğer dava, Ruf militanlarının yargılandığı Ruf davası, aşağı yukarı AFRC davasının temyiz kararıyla paralel şekilde gerçekleşiyor. Temyiz dairesinin kararını kabul ediyor, zorla evlilik tanımını kabul ediyor ve bu yönde karar veriyorlar. Dava dairesi Ruf davasında iki suçun yani zorla evlilik ile cinsel kölelik suçunun unsurları tam olarak örtüşmediği için cinsel köleleştirme suçu ve diğer insanlık dışı eylem olarak zorla evlendirme suçu için ayrı ayrı mahkumiyete hükmedebileceğini vurguluyor ve bu yönde karar veriyor. Temyiz dairesi bu kararı onuyor. Fakat mahkemenin önüne gelen son konumuzla ilgili son dava Taylor davasında biraz daha farklı bir bakış açısı ortaya çıkıyor ve kafa karışıklığına sebep oluyor. Nedir bu? Taylor davasında anlattığımız iki davanın aksine sanığa diğer insanlık dışı eylem olarak zorla evlilik suçlaması yöneltilmiyor. İddianamede böyle bir şey yok savcılığın yönelttiği suçlar arasında. Mahkeme mağdurların ifadelerinde yer alan kendilerinin zorla evlilik birlikteliğine sürüklendiği, zorlandığı yönündeki beyanlarını esas alarak zorla evlilikle ilgili de değerlendirmede bulunuyor. Ve bu konudaki geçmiş içtihatları değerlendiriyor. Öncelikle mahkeme Taylor davasında zorla evliliğin yanlış bir terim olduğundan bahsede kullanılmasını reddediyor. Zorunlu birlikteliğin evlilik olarak isimlendirilmesini yanlış buluyor ve bu isimlendirme sebebiyle faillere koca denilmesinin uygunsuz olduğunu belirtiyor. Ancak dava dairesi
zorla evlilik yerine forced marriage yerine conjugal slavery, yani evlilik benzeri kölelik ifadesini kullanıyor. Zorla evlilik kullanmaktan kaçınıyor ama aynı şeyi farklı bir şekilde söylüyor. Dava dairesi evlilik benzeri köleliğin, Taylor davası için konuşuyorum, yeni bir suç olmadığını belirtiyor. Zaten dava dairesine göre savcılık zorla evlilikleri yeni bir suç olarak ortaya koyması kafa karışıklığına sebep oluyor. Evlilik benzeri kölelik, zorla evlilik dediğimiz uygulama burada evlilik benzeri kölelik olarak ele alınıyor. Bu suç cinsel köleliğin özel bir biçimi. Cinsel kölelik suçuna ek olarak bazı unsurları var. Nedir bu? Cinsel kölelik var. İlaveten zorla ev işi yaptırma, zorla bir birlikteliğe zorlama, yani birlikte yaşama zorunluluğu getirme var. Bu yüzden cinsel köleliğin özel biçim olarak kabul ediyor. Buna örnek olarak da tecavüzü veriyor. Toplu tecavüz, tecavüzün özel bir biçim olsa da tecavüz olarak nitelendirilir şeklinde bir yorum yapıyor. Tabii evlilik benzeri kölelik olarak isimlendirilen bu uygulama da fail mağdur üzerinde cinsel kontrol kuruyor. Evlilikle ilgili bazı ek ve ayırt edici özellikler içeriyor. Ancak dava dairesine göre evlilik benzeri kölelik bir cinsel kölelik, cinsel yönleri açısından evde zorla çalıştırma, zorla ev iş yaptırma bakımından da kölelik olarak ele alınıyor. Yani ayrı bir suç yok zorla evlilik şeklinde. Tabii savcılık bu suçlamayı yöneltmiyor. Dava dairesi bu yönde karar veriyor. Zorla evliliğin olmadığını, cinsel kölelik olduğuna karar veriyor. Savcılık bu karara itiraz etmiyor. Temyiz dairesi de bu konuda bir tartışmaya girmeden faillerin cinsel kölelik suçunu işlediğini belirtiyor. Sonuç olarak kısaca konuyu bağlamaya çalışacağım. Mahkemenin kararlarında iki karşıt görüş ortaya çıkıyor. İlk görüş, zorla evliliklerin cinsel kölelik suçunu oluşturduğu ve bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiği. İkinci görüş ise zorla evliliklerin cinsel kölelikten farklı olduğu ve ayrıca cezalandırılması gerektiği yönünde. İkinci görüşe göre zorla evlilikler diğer insanlık dışı eylem kapsamında değerlendirilmeli. Ben ikinci görüşe daha yakınım. Çünkü zorla evliliklerin içerisinde cinsel şiddetin yanı sıra zorla çalıştırma, zorunlu birliktelik gibi cinsel yönü olmayan eylemler de bulunuyor. Ayrıca mağdurun yaşadığı sosyal damgalanma, dışlanma cinsel kölelikten ve kölelikten de farklı. Tabii burada Kamboçya mahkemeleri olağanüstü dairelerinin ele aldığı olaylara bakacak olursak orada da zorla evlilik suçlamaları yöneltiliyor. Fakat oradaki durum farklı. Zorla evliliği cinsel köleliğe indirgersek Kamboçya'daki olayları niteleyecek bir tanım bulamayız. Neden? Sierra Leone'de militanlar sivilleri kendileriyle zorla evlenmeyi kendileriyle evlilik birliğine zorluyordu. Kamboçya'da ise devlet görevlileri, Kızıl Kimerler rejimi vatandaşları birbirleriyle zorla evlendiriyordu. Yani iki taraf da birbirini köleleştirmiyor. Birbirlerine yönelik bir baskı unsuru yok. Hatta özgürlük kaybı bile olup olmadığı tartışılabilir. Ama sonuçta bir evlilik birliği kuruyor. O da zorla evlilik. Bunu nasıl değerlendireceğiz? Burada çünkü cinsel bir kölelik durumu yok. Zaten Kamboçya mahkemeleri olan üstü dairelerin kararlarına baktığımızda ve UCM'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin 10 gün kararına baktığımızda zorla evlilik diğer insanlık dışı eylemler kapsamında değerlendiriliyor. Zorla evlilik de Sierra Leone Özel Mahkemesi'nin, Uluslararası bir hibrit mahkemenin, Uluslararası Ceza Hukuku'na yaptığı önemli bir katkı olarak belirtebiliriz. Teşekkür ediyorum hocam. Süreme umarım riayet edebilmişimdir. Hocam birazcık geçtik ama artık oluyor o kadar. Biz de makine gibi tam süreler içinde olmuyoruz. Ben özür dileyerek sizlerin değerli sunumlarına böyle müdahale etmek zorunda kalıyorum. Sizler benim kusuruma bakmayın lütfen. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Gerçekten yeni bir suç tanımı ama içeriği tam olarak ortaya konamıyor. Konacağını ümit ediyoruz. Yargılama süreçleriyle birlikte. Bakalım biz de göreceğiz. Ben çok fazla vakit kaybetmeden sunumu yetiştirebilmek için süresi içerisinde Burak İlgar hocamıza gereksiz acıya sebebiyet vermeme ilkesi çerçevesindeki sunumu için 15 dakikalık süresini başlatıyorum. Buyurun hocam. Teşekkürler hocam. Ben Burak İlgar, Milli Savunma Üniversitesi Atatürk Stratejik Araştırmada ve Sosyal ve Silahlı Çatışma Hukuku Anabilim Dalı'nda yüksek lisans öğrencisiyim. Size silahlı çatışma hukukunda gereksiz acıya sebebiyet vermeme ilkesi, tarihsel gelişimden ve uluslararası hukuka yansımalarından biraz bahsetmek istiyorum. Toplam 13 slide'dan oluşmakta sunumum, 15 dakikaya bağlı kalmak istiyorum. İlk olarak biraz tanımından bahsedeceğim.
daha sonra tarihsel gelişiminde, en sonunda ise bu ülke bağlamında yapılan bazı silah kısıtlamalarından bahsetmek istiyorum. İlk olarak gerekse acıya sebebiyet vermeme ilkesinin silahlı çatışmalar hukukunun temel ilkelerinden biri olduğundan bahsetmek mümkün. Kimi yazarlar bu ilkeyi insaniyet ilkesi, humanity kapsamında ele alıyor. Kimi yazarlar ise tek kendi başına bir ilke olarak ele almakta. Bu yaklaşım gerekseceği neden olan savaş araç ya da yöntemlerin kullanılmasının yasak olması varlığını teamül hukukundan almaktadır. Bu ilke 1899 Lahey Antlaşmalarında superfluous injury olarak geçerken 1907 antlaşmalarında unnecessary suffering ifadesi kullanılmıştır. Bu fark Marcus Superfluous, Fransızca bir kelime olan Marcus Superfluous'un çevirisinden kaynaklanan bir farktır. Aslında ikisi de aynı anlama gelmektedir. Bu ülkenin tanımı genel olarak Uluslararası Adalet Divanı'nın kararında da şu şekilde ele alınmıştır. Meşru askeri hedeflere ulaşılması için kaçınılmaz olandan daha büyük zarar verilmemesi şeklinde söylenebilir. Bu ülkenin amacı savaşanı savaş dışı kalmasını yetecek olan acı veya ıstıraptan çok daha fazlasına maruz kalmakta korumaktır. Devletler arasında silahlı çatışma kurallarının silahlı çatışmaların kurallara bağlanması fikri her ne kadar uzun zamandan beri var olsa da yazılı hale getirilme çalışmalarının 19. yüzyılda başladığından bahsetmek mümkündür. Kimi dinlerde zaten bu ülke kapsamında dini metinlerde de düzenlemeler vardır. 1997 yılında Uluslararası Kızılaç Örgütü Cirrus projesiyle yine Superfluous Injury ile Unnecessary Suffering'in baş harflerinden oluşmakta bazı kıstaslar getirilmiştir. Bu hangi silahların gereksiz acıya yol açacağının belirlenmesinde. Ancak bu kıstaslar daha çok bazı cerrahi personel tarafından ortaya konmuştur. Ve daha çok silahın kullanıldıklarında insan üzerindeki öngörülebilen etkilerine göre bir değerlendirme yapılması amaçlanmıştır. Ancak bu proje ve kriterleri ile olabildiğince fazla silahın yasa dışı ilan edilerek askeri gereklilik ilkesinin etkisiz hale getirilmeye çalışıldığından bahsedilerek genel bir kabul görmesi mümkün olmamıştır. Özellikle büyük devletler tarafından dolayısıyla pek başarılı olduğundan bahsedemeyiz. Tarihsel gelişiminden bahsedecek olursak 1863 yılında Liber Kodu olarak bilinen Amerika Birleşik Devletleri'nin Arpan'daki ordularının hükümeti için talimatlar 100 numaralı talimatta ilk olarak karşımıza çıkıyor. Bu talimat Amerika İç Savaşı zamanında dönemin başkanı Abraham Lincoln'un talimatı ile Profesör Doktor Francis Liber tarafından oluşturulmuştur. Bu metin silahlı çatışma hukuku teamüllerini kodifiye etmek konusunda başarılı olmuş ve diğer devletlerin de bu kuralları yasalı hale getirilmesini önemli bir şekilde etkilemiştir. Talimatname'nin 16. maddesinde askeri gerekliliğin zorunlu kabul etmeyeceği açıkça ortaya konmaktadır. Verilen acıya karşı ceza olarak acı çektirmek, intikam için acı çektirmek, savaş dışında yaralamak ve itiraf etmek için işkence yapmak askeri gereklilikle bağdaşmayacağı için yasaklanmıştır. 71. maddede ise hali hazırda tamamen savaş dışı kalmış bir düşmanı kasten ilave yaralar açan veya onu öldüren bunları kendisi yapmasa bile talimat ile veya başka birisini teşvik ederek buna yol açan kişinin cezasının ölüm olduğundan bahsedilmiştir. Tabii bu yargılama sonucunda verilecek bir cezadır. İkincisi ise St. Petersburg bildirisi 1868 yılında
savaşta bazı silahların kullanımını yasaklayan ilk resmi antlaşma mahiyetinde. 1863 yılında bu antlaşma Çar II. Alexander'ın davetiyle toplanan bir komisyon tarafından yapılmış. 1863 yılında Ruslar tarafından mühimmat yüklü tren vagonlarını imha etmek amacıyla sert yüzeye çarpması ile infilak eden bir mermi bulunmuştu. Ancak bu mermi daha sonra yumuşak yüzeylere çarpması ile de infilak edecek hale getirilmiş. O şekilde bir değişikliğe tabi tutulmuştu. Bu da bu mühimmatın savaşın insanlık dışı bir gerici olarak görülmesine yol açmıştı. Bildirinin giriş 4. ve 5. cümlelerinde savaş dışı kalanların acısını gereksiz yere ağırlaştıran ve kaçınılmaz ölüme sebep açan silahların kullanılmasının düşman güçlerinin zayıflatılması amacını aşacağı, bu tür silahların kullanımının insanlığın kurallarına aykırı olacağı bildirilmiştir. Bu düzenlemeyle silah kullanımı sonucu bir miktar acının normal ve hatta çoğu zaman kaçınılmaz olduğu kabul edilmiştir. Ancak herhangi bir fayda olmaksızın ızdırabın artırılması savaşın meşru hedefini aşacaktır. Meşruluğun aşılması ise hukuka aykırılık anlamına gelecektir. Bu takip eden cümlede ise patlayıcı özellikte olan veya alev alıcı veya yanıcı maddelerle yüklü 400 gramın altındaki mermilerin kullanımı yasaklanmıştır. Bu 400 gram aslında dönemin en hafif top mermisi ağırlığı olan 400 gramdır. O yüzden 400 gram limit olarak seçilmiştir. İnsan vücudu gibi yumuşak nesnelere çarparak infilak edecek hale getirilen bu mühimmat o zaman kullanılan ve patlayıcı olmayan tüfek mermilerine göre çok daha ciddi yaralanmalara yol açmaktaydı. Gereksiz acıya sebebiyet vermeme ilkesinin temelini Libel kodunun attığını, St. Petersburg bildirisine imza atan devletlerin ise bu ilkeyi uluslararası silah hukuku külliyatına soktuğundan bahsetmek mümkündür. 1874 Brüksel Konferansı ve bildirisi St. Petersburg bildirisindeki görüşleriyle aynı doğrultudadır. 13. maddenin E fıkrasında gereksiz acıya yol açacağı hesaplanan silah, mermi ve mühimmatın ve bunların yanında St. Petersburg bildirisiyle yasaklanan silahların kullanımının da yasak olduğu ifade edilmiştir. Her ne kadar devletler bu maddeleriyle bağlı olmak istememeleri sebebiyle bu bildiriyi imzalamamış ve onaylamamış olsalar da bu bildiri savaş hukukunun yazılı hale getirilmesi açısından faydalı olmuştur. Brüksel bildirisindeki düzenlemeler 1899 ve 1907 Lahey sözleşmelerinin temelini oluşturmuştur. Oxford Talimatnamesi 1880 yılında, esas adı Kara Savaşı Kuralları el kitabı, 1880 yılında Uluslararası Hukuk Enstitüsü tarafından basılmıştır. Bu bir kitabın 9. maddesi A fıkrasında gereksiz acıya yol açacağı veya yaraları ağırlaştıracağı hesaplanan her türlü silah, mermi ve mühimmatın kullanılmasının yanında St. Petersburg bildirisinde de belirtildiği gibi patlayıcı özellikte olan veya alev alıcı veya yanıcı maddelerle yüklü olan 400 gramı altındaki mermilerin kullanımı da yasaklanmıştır. Burada kıymetli olan bir şey ise yaraları ağırlaştıracağı şeklindeki ibadedir. Silahlı çatışmanın temel amacı mümkün olan en çok sayıda düşmanı öldürmek veya en ağır yaralara yol açmak değil, düşman gücünü yenmek olduğu vurgulanmıştır. Ayrıca bir silahın kullanımının gereksiz acıya yol açacağı veya yaraları ağırlaştıracağının hesaplanmasında yine ortaya herhangi bir kıstas konmamaktadır. Henüz bir düzenleme yapılmamıştır burada da.
1899-1907 Lahey Konferansı ve bildiri ve anlaşmalarında sözleşme ve bildirilerden oluşmakta. Kara Savaşı'nın kanunları ve teamüllerine ilişkin sözleşmenin 22. maddesinde savaşçıların düşmanı yaralama araçlarının seçiminde sınırsız bir hakkının olmadığı vurgulanmaktadır. Bu husus daha önceki metinlerde de ele alınmıştı. 23. maddede ise niteliği gereği gereksiz acıya yol açabilecek silah, mermi veya materyallerin kullanılmasının yasak olduğu hükme bağlanmaktadır. Osmanlı Devleti de bu antlaşmaya taraf olmuştur. Boğucu gazlar bildirisinin ilk cümlesinde ise taraf devletlerin tek amacı boğucu veya zararlı gazların yayılması olan mermilerin kullanımından kaçınma yükümlülüğü altında olduğu belirtilmiştir. Bu maddelerde her ne kadar boğucu gaz kullanımının bir yöntemi yasaklanmışsa da topyekun bir yasaklamanın varlığından bahsetmek mümkün değildir. Genişleyen mermiler hakkında bildiride ise çekirdeği tamamen kaplamayan veya kesikleriyle bütünlüğü bozulmuş sert kaplamalı mermiler gibi insan vücudunda kolaylıkla genişleyen veya düzleşen mermi kullanımında kaçınmayı devletlerin taahhüt edeceği bildirilmiştir. Bu kriterler aslında o gün kullanılan dumdum veya domdom olarak geçen mermiler düşünülerek yazılmıştır. Bu mermiler kimi zaman çekirdeği kaplı olmamakta, kimi zaman ise çekirdeğin ön kısmında oyuk olmaktaydı. Bu ise tam kaplı mermilere göre çok daha ağır yaralanmalara yol açmakta ve vücudun içinde dağıldığı durumlarda tedaviyi imkansız hale getirmekteydi. Hele ki o günün şartlarında tüm bunlar tedavi edilemeyecek yaralara yol açarak düşman askerini saf dışı bırakma amacını aşarak gereksiz acıya sebebiyet vermekteydi. Yine 1907 Kara Savaşı'nın kanunları ve teamüllerine ilişkin sözleşmede ise bir değişiklik vardır bu konuda. Niteliği gereği ifadesi yerine hesaplanan ifadesi kullanılmıştır. Ancak bu yine bir çeviri farkından kaynaklanmaktadır. 1925 yılında boğucu, zehirli ve diğer gazların kullanımı ile bakteriyolojik savaş yöntemlerinin kullanımının yasaklanması hakkında protokol, 1925 Cenevre protokolü olarak da geçer. Birinci Dünya Savaşı'nda siper savaşları ile zehirli gaz kullanımına sıklıkla rastlanmıştı. Alman ordusu siperlerin içine gömülmüş gaz tüplerinden klorin gibi zehirli gazları salarak gaz bulutu oluşturmaktaydı. Lahey konferansları bu yöntemlerin kullanımını engellemekte başarılı olamamıştı. Bu protokolde boğucu ve bakteriyolojik yöntemlerin kullanımına kısıtlama getirilmiş, boğucu zehirli veya diğer gazların ve tüm benzer sıvı malzemelerin veya cihazların savaşta kullanılmasının kınandığı, daha önceki metinlerde getirilen yasaklamaların uluslararası hukukun bir parçası olduğu ve bunun evrensel bir biçimde kabulünün gerektiği bildirilmişti. Türkiye'de bu protokole imza atıp kabul eden ülkelerden biridir. 1949 Cenevre Sözleşmeleri ve ek protokolünden bahsetmek gerekiyor. İkinci Dünya Savaşı'nda 55 milyondan fazla kişi yaşamını yitirmişti ve bu sayının 2/3'ü sivillerden oluşmaktaydı. Ve yine bu savaşta birçok yasaklı silah ve savaş yöntemi kullanılmıştı. Ek protokolde kaçıncı madde? Evet. 35. maddesinin ikinci fıkrasında gerektiğinden ağır yaralanmaya veya gereksiz acı çekilmesine yol açan nitelikte silah, mermi, malzeme ile savaş yöntemlerinin kullanılmasının yasak olduğu tekrar belirtilmişti. Bu maddede düzenlenen hususlar daha önceki metinlerde de defalarca tekrarlanan hususlar ancak demek ki başarılı olamamış
O yüzden tekrarlanma ihtiyacı hissedilmiş. Süreyle ilgili bir ufak uyarı yapmak zorundayım yine. Kusura bakmayın. Buyurun. Teşekkür ederim. Biyolojik ve zehirli silahların geliştirilmesi, üretilmesi, depolanmasının yasaklanması ve imhası hakkında sözleşme 1972 yılında aşırı derecede yalayan ve aydın gözetmeyen etkileri bulunan belirli konvansiyonel silahların kullanımının yasaklanması veya sınırlandırılması sözleşmesi konvansiyonel silahlar sözleşmesi olarak da geçer. 1981 yılında yine önceki ifadeler tekrar edilmiş. Duma statüsünde ise gereksiz yaralanmaya veya istilaba yol açan silah, mermi, malzemeler veya savaş yöntemi kullanılması bir savaş suçu teşkil edeceği ifade edilmişti. Bu ülke bağlamında bazı silahlar kısıtlanmıştır. Zehirin her türü, zehirli ok da dahil olmak üzere yasaklanmıştır. Bazı fişekler, bahsettiğimiz gibi dum-dum kurşun veya yangın çıkartıcı nitelikte olan fişekler bunlardır. Tespit edilemeyen parçacıklar, odun, cam gibi materyal içeren mühimmatların kullanılması yasaktır. Ancak henüz bu şekilde bir kullanıma yasaklanmamıştır. Mayın ve bubi tuzakları yine yasaklanmıştır. Özellikle antipersonel mayınları, yangın çıkarıcı silahlar, kör edici lazerler ve kimyasal silahlar da yasaklanmıştır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım süreyi çok aşmamışımdır. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Dediğim gibi tabii süreler aslında çok daha uzun olmasını istiyoruz. Böyle çok daha güzel katkıların olmasını istiyoruz. Yetiştiremiyoruz tabii sunumlarımızı ama bir şekilde de çok faydalı konularla ilgili çok faydalı bilgiler aldık bizler. Bu konuda da açıkçası ben kendi adıma çok mutluyum. Çok böyle severek dinlediğim sunumlar oldu. Çok uzatmadan süreyi de çünkü esas konuşmacılarımıza vermemiz lazım. Uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası terörle mücadele arasındaki ilişkiyi, bunun yaratacağı durumları anlatmak üzere Onur Dur'a ben sözü veriyorum buradan. Buyurun yine 15 dakikalık sürenizi başlatıyorum ben. Sesimi de açayım. Teşekkürler. Süre kısıtlı olduğundan ben doğrudan konuya gireyim. Şimdi sunumun içerisinde bu iki hukuk dalı arasındaki ilişkiyi özellikle kavramsal düzeyde inceleyeceğim ve kısaca uygulamadaki bir iki yansımadan bahsedeceğim. Kısa bir iki hukuk dalına terör kavramının nasıl yaklaştığını açıkladıktan sonra bu hususlarla ilgili detaylara geçeceğiz. Şimdi terörle mücadele hukukundan yaklaştığımız zaman terör kavramını kullanma çok daha eski olsa da uluslararası hukuk bağlamında ilk olarak 1937 tarihli uluslararası terörün cezalandırılması ve bastırmasına dair sözleşmeyle bu gündeme geldi. Az sayıda devlet bu anlaşmayı imzaladı. Türkiye'de onlardan birisi. Bu anlaşmada da bir terör tanımı da bulunmasına rağmen İkinci Dünya Savaşı'ndan dolayı hakim kaldı. İlerleyen süreçte özellikle 1960'lar ve 70'lerde dekolonizasyon dalgası çerçevesinde ulusal kurtuluş hareketleri şu an itibariyle böyle terörist yöntemler olarak ifade edilebilen silahlı yöntemlere başvurdular. Ve bunların neticesinde de bazı sektörel konvansiyonlar ortaya çıktı. Çünkü kolonyal devletler yaklaşımıyla bu antikolonyal devletler diyebileceğimiz devletlerin yaklaşımları arasında ciddi farklar olduğundan ortak bir strateji belirmesi zordu politik açıdan. Bundan dolayı daha pragmatik bir yol olan sektörel konvansiyonlara yönelindi. Bunlar oldukça çeşitli. Şu an yaklaşık 19 konvansiyon bulunmakta. Hava güvenliğinin sağlanmasından terörist bombalamaya, nükleer terörizme kadar çok çeşitli suç türlerini düzenleyen konvansiyonlar bunlar. 1990'lara geldiğimizde iki önemli sözleşmeyle karşılaşıyoruz. Terörist bombalama sözleşmesi ve terörün finansmanının önlenmesi sözleşmesi.
Bu sözleşmeler ciddi oranda imzalandı devletler tarafından ve kısmi terör tanımlarında barındırmasından dolayı şu an için önemli olan sözleşmeler. Hemen akabinde 11 Eylül olayları meydana geldi ve bundan sonra ciddi bir ivme kazanıldı bu düzenlemelerde. Birleşmiş Milletler kapsamındaki kapsamlı taslak konvansiyon çalışmalarında ciddi müzakereler oldu. Ancak terör tanımından dolayı değil, sözleşmenin istisnalarına ilişkin hususlarda, yani devlet terörü ve silahlı kuvvetlerin faaliyetlerine ilişkin hususlardaki anlaşmazlıklardan ötürü müzakereler durdu. Yakın tarihli bir gelişme olarak, yakın tarihli diyebileceğimiz kısmen, 2011 tarihli Lübnan Özel Mahkemesi'nin ara kararında terörizm teamülü hukuk açısından uluslararası bir suç olarak kabul edildi ve tanım yapıldı kararda. Bu karar ciddi manada eleştirildi ama barış zamanındaki düzenleme açısından önemli bir ilerleme teşkil ediyor. Burada bahsettiğimiz hususlar daha çok barış dönemindeki terör saldırılarına ilişkin düzenlemelerde. Bir de bunun silahlı çatışmalar kapsamındaki düzenlemeleri var. İnsancıl hukuk bağlamında bazı düzenlemeler mevcut. Bunlardan ilki 4. Konvansiyon 33. maddesi. Burada düşmanın elinde korunan sivillerin terörize edilmesi yasaklanıyor. Bu daha çok işgal hukukuna dair bir madde. Operasyonel manada bir madde değil. Operasyonel manada 1. protokolün 51. maddesi var. Sivil halkın terörize edilmesinin yasaklanması. Burada hani savaşın travma yaratıcı, insanları korkutucu bir doğası var. Burada özellikle amacın terörize etmek olması, yani askeri faydanın çok düşük düzeyde kalması veya olmaması, buna karşın halkı korkutarak yıldırmaya ilişkin bir stratejinin yasaklanması söz konusu. Birinci ek protokol uluslararası silahlı çatışmalar için. Bunun birebir hükmü de ikinci ek protokolün 13. maddesinde var. Uluslararası olmayan silahlı çatışmalar için. Ve ikinci ek protokolde de genel bir terör eylemi yasağı var. Bunun içtihata yansımaları oldu haliyle. Eski Yugoslavya için Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Galiç temyiz kararında bunun tanımı yapıldı. Aynı zamanda orada bir mahkeme terör tanımı da yaptı. Bu karar Saraybosna kuşatmasına ilişkin ayrım gözetmeyen topçu atışları ve keskin nişancı atışlarıyla sivil halkın gündelik faaliyetlerini görürken korkutulması ve yıldırılması amaçlanmasından ötürü oradaki Bosna Sırpların komutanı olan Galiç mahkum edildi. Yine Bosna kuşatmasından ötürü Milosevic de 2007 yılında hüküm giymişti. Sierra Leone için özel mahkeme de bu konuya eğildi. Birima kararında bu silahsız sivillerin amputasyonu meselesiyle gündeme geldi. Aynı zamanda bu kararda da bir terör tanımı yer aldı. Galiç kararına çok benzer bir tanım. Bununla beraber terör suçunun, yani bir savaş suçu olarak terör suçunun farklı yansımalarını Sesay ve Taylor kararlarında da görüyoruz. Şimdi bu girişten sonra iki hukuk dalı arasındaki ilişkiye geldiğimiz zaman bir lex specialis durumu yok. Yani iki hukuk dalının birbirini dışladığı bir durum söz konusu değil. Sadece bazı sektörel terörle mücadele konvansiyonlarında istisnai hükümler var. Yani o konvansiyonun silah çatışma halinde uygulanmayacağı düzenleniyor. Buna örnek mesela nükleer terörizm konvansiyonunda veya terörist bombalama, rehin alma konvansiyonlarında bu yönde bir madde mevcut. Şimdi bir silahlı çatışma olduğunda burada bağlantı doktrini öne çıkıyor. Yani nexus doktrini dediğimiz doktrin ön plana çıkıyor. Eğer ki çatışmayla doğrudan bir bağlantı varsa, burada daha çok insancıl hukuka eğilip acaba bir savaş suçu olarak terör suçu oluşur mu oluşmaz mı, bunun incelemesini yapıyoruz. Eğer ki mevcut silahlı çatışmayla bir alaka yoksa, bir bağlantı yoksa, o zaman terörle mücadele hukuku uygulanıyor. Aynı
diğer iç hukuk dallarında olduğu gibi. Şimdi ulusal bazdaki uygulamalara biraz bakmak istiyorum. Burada ben 3 ana yaklaşım seçtim. Terörle mücadeleyi önceleyen yaklaşımı benimseyen ülkeler sınır ötesi operasyon yaptıkları zaman bilhassa silahlı gruplara karşı, kendilerini terörist olarak nitelendirdiği silahlı gruplara karşı operasyon yaptıklarını bunu bir iç hukuk bağlamında değerlendiriyor. Bir terörle mücadele operasyonu olarak değerlendiriyorlar ve insancıl hukukun uygulanmayacağını öne sürüyorlar. Bir diğer yaklaşım, bu yaklaşımın bir diğer yansıması da silahlı grupların iç hukuk bağlamında terörist olarak nitelendiren silahlı grupların tüm faaliyetleri mi teröristtir yoksa silahlı çatışma hukukuna aykırı faaliyetleri mi teröristtir? Bu Regina vs. Gül kararında İngiltere Temyiz Mahkemesi tüm faaliyetlerin terörist faaliyeti olarak kabul edeceğini öne sürüyor. Bunun zıttı olarak da uluslararası insancıl hukuku önceleyen bir yaklaşım var. Bunlar özellikle bu hususta tam tersini savunuyorlar. Yani sadece insancıl hukuk ihlali olan faaliyetler terör faaliyeti olabilir. Yani bu az evvel bahsettiğim savaş suçu olarak terör suçuna giren faaliyetler. Onun haricindeki diğer faaliyetleri yasal çatışmaya katılma hali olarak tanımlıyorlar. Bununla alakalı Belçika Temyiz Mahkemesi'nin ülkemizde de meşhur olan PKK'ya katılımla ilişkin bir kararı var. Ve İtalya'daki Napoli Mahkemesi'nin de Tamil Kaplanları örgütüne ilişkin bu yönde bir kararı var. Bu ikisinin genişletici yönlerini alakart olarak alan bir de seçici yaklaşım diyebileceğimiz Amerika'nın global terörle savaş hususu var. Yani her birinin en geniş yönüne odaklanıyor. İşte bu Nexus doktrinini çok geniş yorumluyor. Terör örgütlerinin herhangi bir dünyanın herhangi bir yerinde olmaları halinde askeri operasyon yapılabileceği, drone saldırısı yapılabileceği gibi garip sonuçlar veyahut işte bu kapsamda yakalanan kişilerin savaş eseri statüsünde olmadığı, düzensiz savaşçılar olduğu diye bir yeni bir kategori açılıp birçok temel haktan mahrum edildiği Guantanamo uygulamaları gibi garip hukuki uygulamalar gördük. Şimdi biraz da böyle bu ikisini birlikte uygulayınca neler oluyor? Avantajlar, dezavantajlar, onlardan biraz bahsedelim. Terörle mücadele hukuku kapsam itibariyle hep cezalandırıcı bir hukuk dalı. Yani bazı faaliyetleri izmir, bazı faaliyetleri cezalandıran değil insancıl hukuk gibi. Kapsama girdiği zaman hukuka aykırı bir durum ortaya çıkmış oluyor. Dolayısıyla daha geniş yaklaşıyor olaya. İnsancıl hukuk bağlamında ağır ihlaller, Cenevre Konvansiyonu ağır ihlaller ve doğrudan savaş suçu olarak, insanlığa karşı suç olarak tanımlanıyor. Bunun gibi uluslararası suçlar kapsamına girdiği zaman bir yargılama söz konusu oluyorken, terörle mücadele hukukunda çok daha geniş bir kapsamda bazı basit ihlaller bile cezalandırılabilir. Mesela nükleer materyalin hukuka aykırı biçimde bulundurulması cezaya tabi olabiliyor. Aynı zamanda terörle mücadele hukuku suça giden aşamaları da cezalandırıyor. Hazırlık, destek verme, işte katkı sağlama, bütün bu aşamaları da içeriyor. Yetki açısından baktığımız zaman uluslararası insancıl hukuk ağır ihlaller için evrensel yetki öngörüyor. Terörle mücadele ise uluslararası anlaşmalar temelinde, bu sektörel konvansiyonlar temelinde anlaşma temelli bir yetki öne sürüyor. Terörle mücadele kapsamında önleyici tedbirler, işte varlıkların dondurması, seyahat yasağı konması gibi çok geniş tedbirler mevcut ve dijital takip imkanlarından geniş bir ölçüde yararlanma gibi bir durum da söz konusu. Genel olarak baktığımız zaman uluslararası insancıl hukuk daha böyle olgu bazlı, daha depolitik yaklaşıyor. Terörle mücadele ise daha politik düzlemde, daha kapsayıcı, daha geniş düzenlemeler yapıyor. Burada ikisinin de somut olaya bağlı olarak avantajlı veya dezavantajlı olduğu hususlar mevcut.
Yani insancıl hukukun depolitize olması, daha olgu bazlı ilerlemesi uluslararası işbirliğini daha kolay kılıyor haliyle. Ancak terörle mücadelenin geniş kapsamlı olması da çok daha farklı ihlallerin ulusal hukuklarda daha etkin bir şekilde kovuşturulmasına olanak sağlayabiliyor. Terör tanımı açısından baktığımız zaman insancıl hukuk açısından terör tanımı çok büyük bir problem teşkil etmiyor. Buna ilişkin Galiç ve Birima kararlarında tanımlar mevcut. Zaten insancıl hukuk temel prensipleri koyup bunların yorumlanmasını uluslararası mahkemelere bıraktığı için çok ciddi bir tartışma yok. Ama terörle mücadele hukuku bağlamından özellikle politik düzlemde gerçekleştiği için bu husus bayağı problematik diyebileceğimiz bir husus. Uygulamadaki yansımalardan ben iki tanesini özellikle seçtim. Sürenin kısıtlı olmasından ötürü. Bunlardan birincisi yabancı savaşçılar mefhumu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2178 sayılı yabancı terörist savaşçılar kararıyla birlikte bu daha çok gündeme geldi. Nispeten bu Suriye ve Irak'taki IŞİD yapılanmasına yurt dışından katılımların engellenmesi ve döndüklerinde de işte güvenlik tehdidi teşkil etmesinden ötürü devletlerin alacağı tedbirlere ilişkin bir süreç var. Bu kavramın insancıl hukukta bir karşılığı yok. Yani bu çünkü orijin devletin kendi tanımlamasına bağlı. Yani hangi savaş, hangi örgüt terörist olduğunu iç hukuk bağlamında karar veriyor devletler. Dolayısıyla bu bir yargı bildirdiği için insancıl hukuk olgu bazlı ele alıyor. Yani bir kişi ya savaşandır ya da sivildir. Dolayısıyla bir kategori oluşturmuyor. Bunun bir yansıması savaş esirliği statüsünde meydana geliyor. Paralı askerlik statüsüne düşme imkanı var. Ek protokol 147'ye 1'de düzenlenmiş durumda bu. Eğer ana motivasyon, savaşa katılmadaki ana motivasyon paraysa bu hususta bu kişilere savaş esirli statüsü verilmiyor. Son olarak insani yardım faaliyetlerinin yasa dışılaştırılmasına ilişkin birkaç hususa değinmek istiyorum. 11 Eylül sonrasında terörle mücadele kapsamında ciddi yaptırımlar ve sıkı regülasyonlar geldi. Somut destek sağlayan, terör örgütlerine somut destek sağlayan STK'ların, yardım kuruluşlarının yaptırıma uğraması, finansal olarak imkanların kısıtlanması ve bu kişilerin cezai kovuşturmaya tabi tutulması gibi sıkıntılar ortaya çıktı. Burada bu somut destek çok geniş de yorumlanabiliyor. Yani eğitim vermeye kadar gidebiliyor veya tavsiye vermeye kadar. Bu Holder vs. Humanitarian Law Project kararı PKK'ya tavsiye vermeyle alakalı bir husus, eğitim vermeyle alakalı bir husus. Mahkemeler geniş yorumlayabiliyor bunu. Bu hususta yardım kuruluşlarının korunması için BM Güvenlik Konseyi'nin bir tavsiye kararı var. Ancak somut olaylara baktığımız zaman suistimale de açık bir husus, hakkaniyete dayanan bir uygulama olması için devletler arası işbirliğinin efektif bir şekilde artırılması şart tabii ki. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederiz. Yine çok karışık, aslında çok farklı yönleri olan bir konu üzerinde duruldu. Tabii doktrinde oturmuş bir kullanım var. Yabancı terörist savaşçı diye bir kullanım kullanılıyor. Aslında bu terörist fighter ifadesinin doğrudan çevirisinden kaynaklanan bir durum. Resmi kullanımda da var. Çok doğru bulmadığım açıkçası benim bir kullanım biçimi. Çünkü İngilizce karşılığı olan belligerency'ye sanki savaşçı dediğimiz anda atıfta bulunuluyormuş gibi bir anlam ortaya çıkabiliyor. O yüzden bu tabii doktrinde de bu şekilde oturmuş vaziyette bir kullanım. Ben buradaki bu doktriner kullanımla ilgili olarak ufak bir eleştirimi dile getirmek isterim her zamanki gibi. Onun dışında tabii uluslararası terörizmle ilgili bir tanım eksikliğimiz var.
tanım olmadığı için uluslararası terörizmin bazen devletlerce siyasi amaçlarla kullanılıp bir iç silahlı çatışma hali gibi aksettirilmeye çalıştığı durumlarla karşılaşıyoruz. O yüzden insancıl hukukla uluslararası terörizmin arasındaki farkın benim açımdan net bir şekilde ortaya konması büyük önem taşıyor. Burada ikisinin bir arada uygulanması gibi bir durumun ortaya çıkabileceği benim açımdan çok rasyonel görünmüyor. Olduğu zaman da olumsuz sonuçlar olduğunu düşünüyorum. Böyle de ufak bir katkı vermiş olayım ben de sizin sunumunuza. Çok teşekkür ediyorum. Diğer katılımcılarımıza da çok teşekkür ederim. Ben bugün çok farklı yönleriyle de öğrendim. Her ne kadar kendimiz okusak da çalışsak da olmuyor. Yapılmış olan bu sunumlar, Gökhan Hocam'la sizler sunumlarınızı yaparken görüşme fırsatı bulduk. 12 levhadan bir bildiri kitabı olarak yayınlanacak, tam metin olarak ve böylece okuyucuların da hizmetine sunulmuş olacak. Gerçekten bu katkılardan herkesin faydalanması önemli. Aslında soru almayı istiyordum ama süremizi çok fazla aştık. Onun için sonraki oturumlara farklı yansımaları olabilir. Ben yine de katılımcılarımızın eklemek istediği son bir iki cümle varsa onları sorarak daha sonra oturumu kapatmak isteyeceğim. Peki, yok herhalde. Ben hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Başta Gökhan Hocam olmak üzere tekrar Anadolu Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi'ne. Kıymetli Hocam, ben de çok teşekkür ediyorum size. Büyük bir özveriyle oturumu yönettiniz. Bir oturumunuz daha var, çok yorgunuz. O yüzden en az 15-20 dakika ara olmasında fayda olacaktır. Ben Hilal Hocama, Neslihan Hocama, Ali Kerem Hocama, Selçuk Hocama, Burak İlgar Hocama ve Onur Dur Hocama çok teşekkür ediyorum. Hepsi birbirinden başa çok notlar aldım. Sorularım, yorumlarım olabilir ama süre kısıtlığından dolayı sadece teşekkür etmek istiyorum. Belki bir öneri olarak şunu söyleyebilirim. Bir Liber Kod üzerine bir kitap projesi başlatmalıyız. Çünkü birkaç konuda, birkaç sunuda Liber Kod, Liber Yasası üzerine konuşuldu. Ben de not almıştım böyle. Böyle bir teklif olarak da bunu ortaya atayım. Bir ara verelim. Ondan sonra bir 15 dakika sonra veya 20 dakika sonra hocam siz tekrar başlatırsınız çalışmayı, konuşmaları. Çok teşekkür ediyorum herkese ilginiz ve katılımlarınız için. Tamam. Ben de Gökhan Hocam'a katkısından dolayı çok teşekkür ederim. Zaten bu alanda çalışan çok değerli hocalarımızdandır kendisi. Ben de keyifle yıllardır okurum. Konuşup tartışırız da biz karşılıklı olarak. Güzel bir oturum oldu. Ben o zaman ikinci oturumda saat 12.15'te görüşmek üzere. Şimdilik oturumu kapatıyorum. Hepinize tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. İkinci oturumda görüşmek üzere. İyi günler dilerim.